Günaydın efendim. Bugün 19 Nisan Çarşamba. Yeni bir Antalya gündem programıyla kanal ve ekranlarında sizlerle birlikte olmanın, tekrar birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz efendim. Evet, çarşamba günkü haftanın ortasına geldik. 19 Nisan Çarşamba günkü Antalya gündem programına başlıyoruz. Ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve yayın ekibimiz sizlere iyi bir gün diliyor efendim. Günaydın diyoruz. Evet, Türkiye gündemine bakacağız. Bölge gündemimizi konuşacağız. Kendi sorunlarımızı konuşacağız. Konuşmaya çalışacağız. Ama her şeyden önce sevgili program ortağımız Ali Orhan'ın da bir sesini duyalım. Günaydın diyelim kendisine. Günaydın Ali Bey. Günaydın sevgili Toklu. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Çok sağ olun. Evet, hemen başlayalım. Ne yazık ki olumsuz bir haberle başlıyoruz. Dünkü Tunceli'deki helikopter kazasıyla başlıyoruz. Bugün gazetelerin manşetlerinde yer alan bir haber. Ring seferi faciası 12 şehit diye vermiş manşetinden Hürriyet bugün. Tunceli'de kamu çalışanlarının ulaşımı için ring seferi yapan polis helikopteri dağlık alanda düştü. Kazanın nedeni kötü hava koşulları şartları olarak açıklandı. 12 şehit var deniliyor. Karaşahin düştü diye sürmanşetini almış Milliyet bu haberi. Emniyete ait Sikorsky helikopteri, polis helikopteri dün Tunceli Pülümür'den havalandıktan sonra 10 dakika sonra hava şartları yüzünden düştü. İçinde bir hakim, 7 polis, 1 astsubay, 3 mürettebat bulunan helikopterin enkazı karla kaplı 2500 rakımlı tepede akşam saatlerinde bulundu. Komiserlik sınavına girecek polisler için Diyarbakır'dan gelen helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu açıklandı deniliyor. İçişleri Bakanı Soylu dış etken yok demiş. Yani dışarıdan bir saldırı yok demiş. Olumsuz hava koşulları yüzünden düştü diyor. Posta gazetesi de Karaşahin faciası olarak vermiş. Helikopter düştü. 9 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 1 sivil pilot şehit diye veriyor. Evet, bazı şehitlerimizin fotoğrafları da var. Pilot komiser Abdullah Ortanca, sivil pilot Dilaver Kar Savuranoğlu, teknisyen polis Murat Ködük, hakim Onur Alan, astsubay Yavuz Selim Karaman'ın fotoğrafları ve diğer şehitlerimizin fotoğrafları da var. Polis Mesut Özdemir, polis Cihan Kilci, polis Hasan Yıldırım, polis Azam Günde de, polis Ekrem Dereli, polis Saadettin Demir, polis Candaş Kaplan, paramparça olan helikopterde şehit olanlar. Evet Ali Bey, böyle bir olumsuzlukla karşılaştık dün. Tabii hani bu tür şeylerde dün konuşuluyor, uzmanlar da konuşuyorlar. O bölgede görev yapanlar da oradaki şartları anlatıyorlar. Bu şartlar bilinmiyor muydu acaba? Çünkü Sikorskiler de ileri teknolojisi olan helikopterler, ona mı güvendi? Teknolojisine mi güvendi de olumsuz hava koşullarında kalktı? İşte o an değil de 2 saat sonrasının bile hava koşullarına göre hareket edilir diyenler var uzmanlar arasında. Ama işte sınav var, komiserlik sınavı var, başka işler var, kamu görevlilerin başka işleri var, güncel işleri var, onlara yetişsin diye koşullar zorlandı mı? İşte biraz tartışmalı bir konu bu olay. Bakalım sonuç nasıl açıklanacak nedeni. Yoğun bir sis varmış. Çünkü yoğun sis vardıysa niye kalktı? Evet, yani orada o bölgeden geçeceğiniz bölge bellidir. Oradan niye gitmek gereği duydunuz? Ha, bu iş geçeriz mi diye düşünüldü. Yaparız, geçeriz diye mi düşünüldü? Fazla cesaret iyi değildir. Evet. Toplu. Bu filmlerdeki gibi değil bu işler. Hani filmlerde o sahneler vardır ya. Hı-hı. İşte şöyle olur, böyle olur. Tam bilmem neye denk gelir. Oradan tekrar levyeyi kaldırırsın, yeniden şey der, işte burun kalkar, işte şu olur, bu olur. Değil. Şimdi evet. Bu tür olaylarda hava koşulları çok önemli. Evet. Bir de kaç kişiliktir helikopter bilmiyorum. Şimdi kalkıp söylemek yanlış olur. Ha evet, bu ne kadar mürettebat taşıyabiliyor? Evet, kaç kişi alabiliyor? Alabiliyor.
Evet. Yani işte her şeyin dibinden bir şey aramış değilim ama 12 tane can gidiyor nihayetinde. Evet. Acaba sizin hani yayına girmeden önce konuştuğumuz şey mi? İmtihana girebilmek için. Evet, Diyarbakır'da polis komiserliği sınavı varmış. Buna katılmak için de herhalde bir gün sonrası da sınav, bilmiyorum hangi gün müdür de işte ona katılmak için de katılacak olan adaylar da var, polisler de var. Biraz bilmiyorum. Son 24 yılda 18 kaza, helikopter kazasında 121 şehit vermişiz. Bu tür helikopterler, Sikorsky'lerin kullanıldığı neden oldu kazalar bunlar. 18 kaza, 121 şehit vermişiz. Ya kaza olmayacak diye bir şey yok mu? Evet. Yani kaza işte bir neden araya giriyor. Ama hep helikopter hep dağ başı olunca insanın aklına hep geçmiş geliyor. Geçmişteki düşen helikopterler geliyor. İster evet. istemez insanın kafasında karıncalar gezmeye başlıyor. Yani sen kovuyorsun karıncanın birini, öbürü gelip gıdıklamaya başlıyor. Öbürü geliyor gıdıklamaya başlıyor. Evet. Ya evet. Karıncalara diyorsun ki gidin ya. Yani tamam. Geçmişteydi o diyorsun. Olmuyor. Peki şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Ülkenin başı sağ olsun. Evet, evet. Yakınlarının yani ailelerine tabii ki başsağlığı diliyoruz. Taziyelerimizi iletiyoruz efendim. Tabii ateş düştüğü yeri daha çok yakıyor. Onu da söylemek lazım. Biz de üzülüyoruz ama ailelerin durumu daha farklı mutlaka. Şey diyor ki mesela Yakup Tokul, başımız sağ olsun. Başka diğerimizden bir açıklama gelmez umarım diyor. Evet, evet. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Yani sağ inşallah olsun. Diyor, başka bir şey yoktur. Yoktur. İnşallah yoktur. Yani gerçekten hani şey olmak istemiyoruz ama ne yaptık. Evet, peki. Tabii aklı her şey dediğiniz gibi geliyor şimdi. Ya birini kovuyorsun, öbür karınca evet, geliyor. Ne yaptık, ne yaparsan yap. Yani şimdi yeni açıkladı değil mi? İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı. Şeylerin elindeki, terör örgütlerinin elindeki silahlarla ilgili acaba diyorsunuz filan ama resmi ilk açıklama böyle bir şey yok. Hava koşulları yüzünden düşünsün. Dün bir ara sevindim biliyor musun? Bir ara dediler ki 112 aranmış. Evet. Çok sevindim. Hani dedim 7 ki yaralı var diye aranmış demek. Yaralılar ki var aramızda diye şey olmuş. Sevindim dedim ki yani inşallah dedim bir şey olmamıştır. Ya yazık, günah ya toktu. Bir hayat bitiyor, bir ömür bitiyor, insan bitiyor, ölüyorsun. Evet. Onun için ondan sonra acaba ben görenler mi aradı? Orayı görenler, yakında köylüler görmüşler. Arama hiç olmamış. Olmamış mı? Hiç, yanlış bilgi. Arama hiç olmamış. İşte Nihat Doktor, bakın. Dönüp dolaşıp mesleğin ne kadar kritik olduğuna geliyoruz. Evet. Bizim mesleğimizin ne kadar kritik olduğuna geliyoruz. Şimdi hatırlar mısınız? Yazıcıoğlu'nun, Büyük Birlik evet. Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Malatya'daydı değil mi? Malatya, Adıyaman, Malatya arasında bir bölgede miydi? Evet, öyle. Maraş. Çağlayan Gerit'ten kalkmıştı helikopteri. Tam yerini bilmiyorum ama orada şimdi neler söylendi Nihat Toklu? İHA muhabiri İsmail. Evet. İsmail Güneş'in düştükten sonra aradığı, konuşulduğu, işte sinyali geldiği, bilmem ne olduğu, ondan sonra çok değişik şeyler konuşuldu, bilmem ne oldu. O konuşmaya rağmen niye tespit edilemediği yeri? Niye sık sık arandı, niye şey yaptı? Evet. İşte ne oluyor? İşte o karıncanın biri gidiyor abi. Gönderiyorsun karıncayı, diyorsun ki git ya, gıdıklama orayı beynimi diyorsun. Yine geliyor. Ben şu resmi açıklamayla sınırlı kalayım, o bizi doyursun diye düşünüyorsunuz ama bir tarafta da başka şeyler, acabalar akla gelebiliyor diyorsunuz. Evet, orada görev yapmak da zor. Sabah izledim Doğan Haber Ajansı'ndaki meslektaşımızı. Olay yerinde Ferit Demir CNN'de konuşuyordu. Sesi gitmiş tabii. Kolay değil. Yani olay yerinin yakınlarında, olay yerinde -7-8-10 dereceler. Olay yerinin ne yakınlarında. Ne olur Nihat Toklu, 10 derece Ankara ya. Evet. Oralar 2500 şey rakım. Evet. Ve gösterdi. Şeylere, ya görüntülerde bakıyorsun hala daha. Şimdi biz Antalya'da yaşadığımız için halen daha oralarda ya nasıl ulaşamazlar diye düşünenler oluyor. Evet. Şu haberleri izleyince ilk şey ya nasıl ulaşamadılar? Antalya değil ki kardeş, Korkut Eli'ne gidesin. Evet. Ya peki, da şeye çıkasın, Saklıkent'e çıkasın. Oralardaki koşullar da kötü.
Peki diğer haberlerimize bakalım. Diğer haberlerimiz tabii malum referandumu hafta sonunda yaptık ama gölgesi, tartışması bitmiyor. Cem Balkan diyor ki sadece Sayın Yazıcıoğlu mu diyor. Bu ülkenin jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in helikopteri de düştü. Evet. Daha kalkarken değil mi? Havaalanından kalkarken düştü, yok, patladı. Motorlarda şu vardı, bu vardı diye. Buzlanma olmuştu, bir şeyler olmuştu diye. Ha işte bak Nihat Toklu, niye inanamıyoruz resmi açıklamalara? Bu yüzden inanamıyoruz. Arkadaş bu yüzden düştü. Yani ya da saldırıya uğradı ya da bilmem şöyle oldu ya da böyle oldu dense bir defa. Hı hı. Ondan sonrasının hepsine inanacağız biliyor musun? O zamanlarda mesela Eşref Bitlis olayında doğrular kamuoyuyla paylaşılmadığı için ondan sonraki doğrulara da inanamıyorsun. Evet, evet. Böyle bir durum oluyor. Peki, dilekçe kuyruğu demiş Hürriyet bugün birinci sayfasındaki geniş haberde. Referandumda mühürsüz zarf ve oyları geçerli sayan YSK'ya, Yüksek Seçim Kurulu'na vatandaşlardan itiraz dilekçesi verilmeye başlanmış. İtiraz dilekçesi yağmış. Yüzlerce vatandaş itiraz dilekçelerini verebilmek için dün YSK önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamdan dolayı YSK görevlileri dilekçeleri kurum bahçesinde kurulan masada kabul etti. Çağlayan Adliyesi'nde, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nda da yoğun bir itiraz gözlendi. Benzer şekilde her yerde var. Antalya'da da yoğun itirazlar yapılıyor. Bununla ilgili Türkiye'deki seçimi izleyen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT'in Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı da Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiş, ziyaret etmiş. Referanduma yönelik tespitlerini içeren bir dosyalarını, raporlarını, bir kopyasını vermişler. Onlar da seçimin sıkıntılı olduğunu, seçimde kurallara uyulmadığı yönünde eleştirileri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kızdıran eleştirileri vardı. AGİT heyetinin sonuca gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir demiş başbakan. Herkes saygı duymalı diye. Ama tabii bakıyorsunuz şimdi ilginç bir haber. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki mühürsüz oylar geçerli. Kanuna rağmen. Kanun mühürsüz oylar geçersiz sayılmaz diyor ama mühürsüz oylar geçerlidir diye bir karar aldı. Kanuna rağmen, kanun açık. Ama yurt dışındaki mühürsüz oylar geçersiz. Niye? Çünkü yurt dışı ilçe seçim kurulu mühürsüz zarfların açılarak geçerli sayılmasını kabul etmemiş. Bu tür başvuruları geri çevirmiş. Çünkü demiş kanun maddesi açık demiş. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanuna aykırıdır demiş bu işlem. Geçersiz saymış. Yurt içinde geçerli, yurt dışında geçersiz. Böyle bir seçim tabii tartışmalı hale geliyor. Ali Bey, konuşmaya başlıyoruz. Geçerliydi, geçersizdi, geçtiydi, geçmediydi. Atalan Üsküdar'ı geçtiydi, öbürü Süreç Yeni'deydi. İşte o yolda kaldıydı, bu harda kaldıydı. Bitti mi bu iş? Bitti mi? Bu iş bitti. Ben dün grup toplantılarında en çok Sayın Başbakan'ı beğendim. Toparlayıcı bir konuşma yaptı. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Özlenen, istenen, her kesimin istediği. Hep aynı. Evetçisi de hayırcısı da bu ülkede. Ha, uygulanır mı? Evet. Ha, konuşma çok hoş. Dört dörtlük bir konuşma altına sonuna kadar imzamı atarım. Özlediğimiz, istediğimiz bu. İktidar ya da muhalefet ya da şey bu. Diyor ki iktidarıyla, muhalefetiyle, evetçisiyle, hayırcısıyla, sağcısıyla, solcusuyla demeye getirdi değil mi? Ha, şeyler hariç. Terör grupları, teröristler, vatan hainleri bunlar hariç. Onlarla aynı ülkede yaşamak bana bile zul veriyor. Evet. Herkese zul verir. O ayrı. Ya da bu ülkeye kastetmek isteyenlere ve aynı ortamı yaşamak isteyen kimse benim de düşmanım Nihat Toklu. Pek böyle düşman kelimesini kullanmam ama. Hı hı. Şimdi dünkü başbakanın oradaki konuşması, meclisteki konuşması şey bir nefes aldırıyor değil mi insana? Evet. Peki uygulama? Geliyorsun arkadan olağanüstü hal tekrar devam ediyor. 3 ay daha uzatıyorsun. Sıkıntılar sürüyormuş. Dünkü şimdi burada Nihat Toklu dilekçe versen onu yapsan bunu yapsa dilekçeyi verdiğin kişi Yüksek Seçim Kurulu. Aldığı bir karar var. Var, aldığı bir karar var. Yaptığı bir açıklama var. Diyor ki geçerlidir. Bu saatten sonra kalkıp... Ama kanuna aykırı bir işlem olduğu konusunda genel bir kanı var. Kanun çok açık çünkü kanuna göre. Ahmet Özal'a gitti aklım dün.
Yani oraya gitti. Anayasayı bir defa delmekle ne olur? Bir şey olmaz gibi demişti ya, söz işte, etmişti. Ha, orada başlamış bu iş Nihat Toklu. Bir kere kanuna aykırı işlem yapılmakla bir şey olmaz. Ama işte yolunu atmışlar. Toplum vicdanında yer alıyor. Yani Nihat Toklu, işte, toplum vicdanını kim düşünüyor ya Nihat Toklu? Şimdi biz de şunu deriz, bir yarış oldu. Evet hayır yarıştı, tamam evet kabul edildi ama böyle... Hakkaniyetle sayılsa, hakkaniyetle işlemler yapılsa, sıkıntılar olmasa, bütün tartışmalar olmasa kabul etmek durumundasınız. Hayır diyenler de kabul etmek durumunda bu sonucu. Tamam düşük bir oranla kabul edilmiştir ama kabul edilmiştir. Ama şimdi o bile tartışmalı. Acaba kabul edilmedi mi? Acaba hayırlar mı fazlaydı? Neydi? Bak konuşuluyor. Günümüz neyse bugünümüz olsun. Biz ne dedik referandumdan önce? 50.1 bitmiştir. Nereden biliyorsun 50.1 olduğunu? Yok yani referandumdan önce diyorum söylediğimiz. 50.1. Yani bu tür tartışmalar olmadan 50.1 olsaydı. Işte onu diyorum. Tamam bitmiş. Tamam. Ya, yapacak tamam. Bir şey yok kardeşim. 50.1 böyle demiş. Yani %49 nokta bilmem ne şöyledir. 9 hayır demiş ama. Hayır demiş. Tamam. Yapacak bir şey yok kardeş. Evet. Öyle değil mi? Ama şimdi sen tam gün boyu tartış saat 10 sıralarında daha şey devam ederken böyle bir şikayet üzerine. Evet. Böyle bir mühürsüz oylar var diye şikayet üzerine kalkıp bu açıklamayı yaparsan işte o zaman tartışmalı hale getiriyorsun. Bu sefer seçimi kazananı da üzüyorsun. Hayır, sabah 10 sıralarında yani sabah erken saatlerde talimat gidiyor seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu'ndan mühürsüz oylar geçersizdir, sayılmayacaktır diye. Ama siz saat 16.20'de mi 17'de mi neyse yeni bir karar alıyorsunuz. Geçerlidir diye. Bu olacak şey değil. İşte yani. Onu diyorum. Bunun izahı çok zor. Bu yüzden de sonuçlara gölge düşüyor. Tartışmalı hale geliyor. Bunlara ne gerek vardı? Doğru seçimi yapsak, kimin kazandığı belli olsa biz de tamam sizin dediğiniz gibi 50.01 ile kazanmıştır. Eyvallah ya. Şurası kazanmıştır bitti. Diyebilsek. Bitti. Tamam bir uzlaşma yok ama sonuç budur diyebilsek. Bunu da diyemiyoruz şimdi. Acaba... Ya uzlaşma işte 50-50 pata gibi bir şey olur işte. Acaba yani, diyoruz. He. Ötekiler mi öndeydi? Bu taraf mı öndeydi? İşte şimdi bak. Sonuç mu değişti? Yurt içindeki mühürsüz oylar dışarıdan getirilip kullanıldığı ispat edilmediğinden geçerli sayılırken yurt dışından gelen mühürsüz oylar geçersiz sayılmış. Hakemin taraf tuttuğunun ispatıdır demiş. Evet. Cem Balkan resmen kanuna karşı gelindi, suç işlendi. Emredici kanunlarla içtihat yaratmaya çalıştı. YSK kendini Anayasa Mahkemesi yerine koydu. Yapacak bir şey yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da baştan söyledi. Atılan Üsküdar'ı geçti dedi. Mustafa Kök günaydın, insanların yöneticilerin dürüst olduğu bir ülke diliyorum demiş. Evet. Ondan sonra selamlar. Ha. Durumlar bu. Peki devam edelim Mali Bey. Şimdi şöyle bir durum var Nihat Toklu. Burada şunu ben dün işte meclis Türkiye Büyük Millet grup toplantılarını izlerken gerçekten başbakanın konuşması dedim ki ya özlediğimiz tablo bu. Ondan sonra Süleyman Demirel'in seçim sonrasında yaptığı bir konuşmalar olurdu rahmetlinin Nihat Toklu. Nur içinde yatsın. Bu iş burada bitmiştir. İşte önünüze bakalım. Beraber işte evet. Şunu yapacağız. Müreffeh kalkınan bir Türkiye olacak bilmem ne diye konuşurdu değil mi? İyi kötü Süleyman Demirel'le bazı konular çözülebiliyordu Nihat Toklu. Espriyi bilirdi, espri yapılırdı, karikatüre kızmazdı, espriye kızmazdı. Muhalefet partilerinin esprili yaklaşımlarına esprili cevaplar verirdi. Ben ilk Binali Yıldırım başbakan olarak seçildiğinde burada bir şey söyledim. Dedim ki ya hiç olmazsa esprisi var. Gerçekten evet. Zaman zaman çok güzel de esprileri var. Ya biz bu esprileri konuşsak. Hatta kendisiyle bile şey Sayın Demirel gibi dalga geçebiliyor. Evet ya ne güzel. Kendi ya. Konuşmasını bile mesela bir telefonla birisiyle konuşmuş. Sen başbakan değilsin demişler şey gibi konuşuyorsun. Ağır vasıta şoförü gibi konuşuyorsun filan. Sen başbakan değilsin gibi demişler. Ondan sonra şoförü eşine gibi karşı olan şeyi evet, işte gibi onları. Gibi. Ne bunlar diye, hoş şeyler de. Ne diye hanım kızar diye bilmem. Bunlar evet. Hoş şeyler. Ne yaptık? Biz bunları konuşmamız lazım. Gerçekten ama halen daha oy çalındıydı, oy çalınmadıydı, o çaldıydı, bu çalmadıydı, o doğru dediydi, bu yanlış dediydi, o bilmem neydi, bu bilmem neydilerle konuşuyoruz. Yani. Yazık evet. Değil mi? Ülkeye yazık oluyor. Hakikaten ülkedeki pozitif enerjiyi tüketiyoruz. Şimdi bir fotoğraf gördük, sıkıntılı bir fotoğraf. Hani seçim kurulun kanun açık o gün,
referandum günü, seçim günü polisler hariç, polis ve asker hariç kimse silah taşıyamaz. Ruhsatınız olsun. O fotoğrafın ben şey olduğunu... Eğer o fotoğraf bir şeydeyse, sandığım olduğu bir okuldaysa sıkıntı yok fotoğraf. Okul pek şeyim yok. Yani onun sandığım olduğu bir okulda olabildiği... Umarız değildir. Peki Ali Bey. Çünkü dün bir şey paylaşıldı işte. Bilişim bilmem ne, Yüksek Seçim Kurulu'nun işte teknik bilmem nesiyle ilgili. Ondan sonra aradan bir şey geçti ya, böyle bir şey doğru değildir bilmem ne. Biraz da manipüle edilebiliyor. Onun için... Şu var, ya çıksın desin ki arkadaş biz bir hata yaptık ya da şunu ettik ya da bu böyle olmaması lazım bilmem nesi. Hakikaten ülkedeki bu gerilimi durdursunlar. Yani bu böyle gitmez. Her geçen gün daha geriliyoruz, daha beter oluyoruz, daha kötü yerlere doğru gidiyoruz. Bir de şimdi tabii kuralı bozunca işin içinden çıkmak da zor. Şimdi siz mühürsüz zarflarının içindeki oyları geçerli saymışsınız, onları karıştırmışsınız, bir yere atmışsınız. Onlar mühürlü zarftan çıkan oylarla aynı yerdeler. Hangisi ne kadar gerçek? Ne kadar evetti, ne kadar hayırdı? Bunları nasıl bileceksiniz? Sonra az bir oy değil. Yani evet. 300-500 oy olsa ya da 3000-5000 evet. oy İstanbul'da olsa. İstanbul'da 200 binden bahsediliyor. Abi hepsi 2,5 milyon oydan sonra. İstanbul'da 200 binden bahsediliyor sadece. Önemli bir oydur bu. Bunun evet. içinden çıkanlar nelerdir? Gerçekten işi yönetemedi. Yüksek Seçim Kurulu bu sınıfta kaldı. Açık abi, ben yine sınıfta söylüyorum kaldı. Abi, bu işte hükümetin şeysiz. Önemli. Evet. Hükümetin tavrı önemli abi. Bütün önemli. Olağanüstü hali uzatıyorsun ki şuna karşı tedbirlerin devam etsin de. Seçimi o zaman seçimi de normal şartlarda yapamamışsın. Şimdi bu seçim kurulu yani sorumlu seçim kurulu canım. Ama yapamamışsın bu... ya Toklu. Evet. Seçimi normal şartlarda yapamamışsın. Benzer bir eleştiriyi de hükümetten de beklerdik değil mi? Yüksek Seçim Kurulu'na. Aynen. Benzer sen ne yapıyorsun diye. Sen bizim kazandığımız seçime niye gölge düşürüyorsun, soru işareti koyduruyorsun diye bir eleştiri beklerdik. Olmuyor yani. Bu tabii sıkıntılı bir durum. Yakup Toklu bugün herhalde bizimle beraber programı yapacak. Diyor ki hakemin taraf tutması hem evet oyu kullanan hem hayır oyu kullanan vatandaşın takdirini boşa çıkarmıştır. Nihat Toklu şöyle bir şey düşünelim. Evet. Çok fanatik bir takım taraftarısın. Fanatik evet. diyelim. Şimdi senin de penaltı olmadığını bile bile bir penaltı golüyle dakika 90+1'de yeniyorsun. Hakikaten sevinir misin? Yok. İnsanın içine silmez. Vicdanıyla baş başa kaldığı şimdi, zaman müthiş rahatsızlık verir. Tavla oynarken 3 pul kalmış. Evet. Birini çalıyorsun. Evet. Bundan zevk alıyorsa zaten o zaman ya kişiliğinden de şüphe ederim. Tabii. Niye? O silmez insanın içine. Niye Nihat Toklu? O mücadeleyi verebilmek, o mücadelenin içerisinde evet. olabilmek değil mi? Olay bu. Ya kim kazanır kazansın. Biri kazanacak. Evet. Bırak da şartlar, kurallar herkese eşit olsun. Herkes eşit kurallar içerisinde yarışsın. O zaman da kazananın da hevesini kursağında koymaya. Koyma. Şimdi bir şey söyleyeyim. Evet tarafını, evet veren insanlar. Düşman mıyız? Ya toplu evet verenlerle. Değiliz. Niye düşman olayım? Aynı otobüsteyim. Aynı kurumdayım. Yok, aynı ailemizden de kimilere evet verdi, kimilere hayır verdi. Şimdi biz oturduğumuzda çaldınız, çalmadınız. Çaldılar, çalmadılar. Ettiler, etmedi. Bu nedir ya? Evet. Doğru, bir seçimi doğru düz yapamıyoruz. Bir referandumu doğru düz yapamıyoruz. Bir de yeniden referandum konuları gündeme getiriliyor. Birini becerememişiz ki hangisini doğru düz yapabilirim. Bu ortamda çok zor görünüyor. Şimdi ilk referandum nedir? İdam, ikincisi Avrupa Birliği mi? Avrupa Birliği. Daha da gelir herhalde böyle giderse ama bunlar olmuyor yani. Biz bunu beceremiyoruz. Beceremedik. Yapamadık. Çok gerildik. Takım tutar gibi taraf olduk. Cem Balkan'da diyor ki Sayın Ali Orhan diyor. Bizim anayasamız pazar sabahı mı yazıldı? YSK sabah mühürsüz oylar geçersiz derken anayasa yok muydu? Evet. Peki. Araya gitmemiz gerekiyormuş Ali Bey. Biraz konuyu uzun uzun konuştuk herhalde. Uzun ama yani Türkiye'nin ama önemli bir konu. Diğer konularda... Öbür tarafta da şey söylemedik mi? Keşke Binali Yıldırım'ın başbakanın anlattığı gibi. Hep beraber el ele hep beraber ileriye doğru yürüyebilsek. Yani yurt dışı oyları, yurt dışındaki mühürsüz oylar geçersiz, yurt dışındakiler geçerli böyle bir sistem olmaz. İki ayrı karar var. Yüksek Seçim Kurulu'nun uyguladığı iki ayrı uygulama var. Bu sıkıntı. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kalan gündemlerimize bakacağız, Türkiye gündemlerine bakacağız. Sonra da bölge gündemimizi, kent gündemimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız efendim. Önemli konular var. Bizden ayrılmayın. Hemen dönüyoruz. Müzik
Antalya gündem sürüyor efendim. Programımızın ikinci bölümüne başladık. Diğer haberlerimize, hayatın acı gerçekleriyle ilgili haberlerimize bakalım şimdi de. Enflasyona kuru fasulye biber önlemi demiş Ali Bey. Enflasyondaki rekor artışları dizginlemek için hükümet harekete geçmiş. Önlem olarak da nohuttan sonra kuru fasulye ve kırmızı yani Hürriyet'ten okuyorum, kırmızı biberde ithalat kararnamesi imzaya açılmış. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi tüm gıda ürünlerinde fiyatları yakından izlediklerini, alınan tedbirlerin etkisiyle enflasyonun Mayıs'tan itibaren düşmesini umduklarını, beklediklerini söylemiş. Şimdi nohut tamam, nohut. Türkiye bir nohut yetiştiren bir ülke, Çorum değil mi? Bizim Elmalı yöresi, Denizli bölgesi bildiğimiz. Son olarak sizin idolünüz olan veya sürekli eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz Tunceli, Ovacık. Ovacık'ta organik nohut üretiyor belediye başkanı Mehmet Maçoğlu ve çevresinde. Böyle bir ülkeyiz ama nohut yetmiyor Türkiye'ye. Nohut, dışarıdan nohut ithal ediyoruz. Bir, kuru fasulye. Ya biz kuru fasulyemizi dışına sattığımız günleri anımsıyoruz. Çok da uzak değildi bu tarihler. Şimdi kuru fasulye, dışarıdan kuru fasulye alıyoruz. Kırmızı biber. En basiti çandır ya. Evet. Değil mi? Evet. Burada çandır fasulyesi çandır, çok meşhur. Antalya yöresinde çandır fasulyesi yani, ünlüdür. İspirin de meşhurdur. Erzurum'un evet, İspirin. Değişik yerlerin fasulyeleri Denizli'nin vardır. Denizli'nin de vardır. Bildiğim kadarıyla. Denizli'nin fasulyesini bilmiyorum Ali Bey ama kırmızı biber. Değil mi? Bizim isotumuz var, şuyumuz var, buyumuz var. Yok ya, asker düşman şuraya geldi, yok buraya geldi, kimse kahveden kalkmıyor, hikaye vardır. İşte şuraya girdi, hiç dert değil. Ula diyor, isot tarlasına girdi o zaman diyor, işte yani şöyle bir tehlike büyüdü. Fransız işgali sırasında Şanlıurfa'ya yönelik bir şeydir. Hikayedir, yani espridir ya da öyledir ya da böyledir ama isotun yani bir şeyin ne kadar önemli olduğu, verimli olduğu adam. Oraya kadar geldiyse diyor, iş diyor, şey olmuştur. Ama diyor. Oraya kadar gelmiş şimdi de. İşte, biz yurt dışından isot mu ya da kırmızı biber alıyoruz. Abi bak. Bunlar gerçekten insanın içini acıtan acı gerçekler. Bak bunları söylediğimde insanlar şunu algılamasın. Ya işte Ali Orhan hükümete karşı ya da AK Parti'ye karşı işi gücü bunu konuşmak değil ya. Yıllardır söylüyoruz. Tarım politikamız olsun ya. Bizim olsun. Biz niye dışarıdan fasulye alalım, nohut alalım, saman alalım, biber alalım. Niye ya? Şimdi lafa sıra geldiğinde dört mevsimi aynı anda yaşadığımız bir ülke. Lafa sıra geldiğinde dünyada böyle bir ülke daha yok. Coğrafyası olarak, toplumu olarak, insan olarak. Evet hepsinde varım. İmzamı atarım. Evet. Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Gerçekten coğrafyası açısından dünyada çok nadir bir ülkedir. Hı hı. Ha şanssızlığı vardır. Niye? Lanetli bölgededir. Orta Doğu'nun evet. Hemen yanında olmasıyla birlikte. Tamam. Fakat biz bu bugünkü AK Parti'nin şeysi değil. Politikalarıyla buraya gelmedik. Yıllardır süre gelen politikalarla buraya geldik. Bu hükümetler de bunun üzerine tamam. Aynısını Kemal Derviş'in göreve geldiği dönemdeki tarım politikası, Türkiye'yi geri götüren tarım politikasının sonucunu bu hükümet evet. Uyguladı ama. Aynı politikayı uyguladı. Aynı devam ettirdi. O IMF'nin verdiği reçeteyi devam ettirdi. Tarımda desteği çektik, bu hale getirdik. Hatırlıyoruz bu Ant Birlik'le ilgili, Antalya pamuğu ile ilgili. Ya siz pahalı üretiyorsunuz, pamuk üretmeyen de yurt dışından daha ucuza alıyorsunuz, alınır denildi, alındı da. Ve pamuk tarlalarımız, pamuk ekiminden bıraktık. İşte. Benzer şekilde nohut ekimini bırakmışız, fasulye ekimini bırakmışız, yurt dışında daha ucuz diye. Sonuç geldiğimiz noktada... İşte bunların olmaması için, ya Toklu ne olacak? Aile... Tarımdaki aile şirketleri ya da aile kurumları tarımı bunlara yönetileceksin. Yani bunlara sahip çıkacaksın. Kime sahip çıkacaksın? Tarım yapan ailelere sahip çıkacaksın. Nihat Toklu, normal bir insana krediyi 5 yıl ödemesiz veriyorsan tarım yapacak olan aileye 15 yıl ver. Zarar etmezsin, kazanırsın. Evet. Niye? Çünkü eğer biz tarımı... Kırsal alanda yaptırmayıp şehir kenarlarına, kent kenarlarına, örtü altına çekersek kaybederiz. Bizim tarımı yapacağımız yer kırsal alandır. Aile tarımını... Aile işletmeleri şart. Desteklememiz gerekiyor. Evet, aile işletmeleri şart. Ama biz ne yapıyoruz? Çiftçiye ucuz mazot bile veremiyoruz. Kaç dönüm tarlam var? 30 dönüm. Al sana şu kadarlık
ancak destek verebiliriz sana diyoruz. Daha fazlasını ve o da dede deva olmuyor. Ama geliyor mesela hep konuşulur. İşte depoyu doldurmuş 1 milyon lira ödemiş Rus demir tüccarı Viktor Rashnikov 140 metrelik. 140 metre artık bir şey yaptı. Yat da değil bu. Başka bir şey bu. Değil mi? Uzay gemisi gibi bir şey bu. Bilmiyorum. Vallahi hiç kafam çalışmadı onlara. Demirlemiş. 350 bin litre yakıt almış. 1 milyon TL ödemiş yakıtına. Tabii hesaplamak lazım. Bir helikopter, helikopter pisti 6 havuz varmış. 6 havuzu, yüzme havuzu, Türk hamamı, spor salonu varmış yatının. Bu kişinin. Kim bu? Şimdi adam? Aklıma şey geldi Ali Bey. Bu acaba kaç liradan aldı bu şeyi? Tabii hesaplamak lazım. Ama o ne? 350 bin litre yakıt. 350 bin. Şimdi oraya bir dur. Şu aile işletmeleri olayı önemli. Evet. Nihat Toklu 70'li yıllar. Biz o zaman... Şunu şöyle tamamlayayım da siz de devam edin Ali Bey. Tamamdır yani abi. Biz ne yapıyoruz? Çiftçimize bu mazot vermekten ucuz KDV'siz, ÖTV'siz mazot vermiyoruz. Yıllardan konuşuluyor vermiyoruz. Ya da verirse çok küçük bir şey veriyoruz ki dede deva olmuyor ama yatlara, yurt dışından gelenlere, Türkiye sınırlarına giren bu tür yatlara KDV'siz, ÖTV'siz mazot veriyoruz. Şimdi bunu söylemeye çalıştım. Anladım. Onu yıllardır konuşuyoruz. Kellim kellim. Evet. Şimdi 70'li yıllar Nihat Toklu biz o zaman Hemşin'de yaylacılık yapıyoruz. Evet. Davalı yaylası vardır meşhur. Hemşin mi? Şamlı Hemşin. Şamlı Hemşin. Yani Hemşin dediğimde öbür Hemşin aklına gelmesin. Öbür en meşhuru Şamlı Hemşin'dir. Şimdi Nihat Toklu bizim yıllardır süren bir yayla davamız vardır. Evet. Davalı yaylası adı üstünde. Hı hı. Asıl ismi Hodeçor'dur. Ama davalı olduğu için yıllardır esprilerle Çamlı Hemşinler arasındaki davadır bu. Erzurum İspirli, bizde Çamlı Hemşinlerin anlaşamadığı bir şey. Sınır noktasıdır bir de o biliyor musun? Kaçkar Dağları'nda sınır noktası da orasıdır. Nihat Toklu. Yıllarca otlaklar için, yayla için davalar görüldü. Nihat Toklu, Ankaralara gidilirdi, işte davanın görüleceği zaman İspirlere gidilirdi bilmem. Niye biliyor musun? O zaman belki vardı her ailede 10 tane 15 tane inek. Evet. Keçiler vardı bilmem ne. Şimdi Nihat Toklu 15 kişi yaylaya gitmiyor. Bırak şeyi. Davada hükümsüz hale gelmiştir artık. Yani dava devam ediyor. Nasıl edir? Devam ediyorsa artık. Hı-hı. Onun da hükmü şeyi kalmadı ki çünkü yaylaya giden uğraşan yok. Yaylaya giden yok. İşte neden Nihat Toklu? Şehire göç, kente göç. Mesela Rize'nin nüfusu 330 bin. Evet. Tamam mı? İstanbul'daki Rizeli sayısı 310 bin. Bir kent kadar orada yaşıyorlar. Kent kadar orada yaşıyor. Niye Nihat Toklu? Çay para etse, kendi memleketinde arıcılık yapabilse, hayvancılık yapabilse, işte süt şeysi besi üreticiliği yapabilse, keçi yetiştirebilse, koyun yetiştirebilse, yani bunların karşılığını alabilse, ne işi var abi Rizeli'nin şeyde nedir? Beylikdüzü'nde ya da Kadıköy'de. Ya da bilmem ya da Antalya'da. Nerede. Ya da Antalya'da. Değil mi? Antalya'da, değil Antalya'da mi? Ne işi var? Doğru. Bu burada ne işi var değil mi? Şu, Ali Orhan'ın. Ali Orhan'ın doğru burada diyorsun. Ne işi var? Gitse ben orada, olmasam Nihat Toklu. Hohodeçor yaylasında kişi güçse mesela Ali doğru Orhan'ın. Doğru diyorsun da ben olmasam Nihat Toklu bu memlekette gerçekleri dile getirecek kaç tane adam sayarsın? Ha işte o da var. Bir de o tarafına bakalım. Neyse evet. Olay bu. Şimdi gelelim orada ben yaşadığım için söylerim. Gelelim Antalya'ya. Ben yıllar önce Altınkaya köyüne gittiğim zaman Zevk yani. Hmm. Manavgat'ın Zevk. Oraya gittiğim zaman gerçekten çocuklar vardı, orta yaşlılar vardı ve yaşlılar vardı. Yıllar önce dediğim de bundan 19 sene önce. Evet. Kenan Işık'ın kardeşinin ismi neydi abisinin? Antalya'da. Fahri Işık. Fahri Işık hocayla birlikte gitmiştik o köye. Oraya gitmiştik. Ve gerçekten köy kalabalık bir köydü. Şimdi Deretepe programını yaparken yıllar sonra gittim köye. Abi köyde kimse yok. Evet. Ha. Hayvancılık bitmiş. Hiçbir şey yok. Nihat Toklu ya. Ya işte gittik röportaj yapabilecek 70 yaşındaki nene, 65 yaşındaki eski muhtar. İşte en genci 45 yaşındaki insanlar var. Başka kimse yok. Röportaj yapabilir. Şimdi biz Zevklileri Zevk'te. Değirmenli evet. Köyünü Değirmenli'de. Ondan sonra Gazi Paşa'daki Macar köyündekilerini Macar köyünde. Ondan sonra Kaş'ın bilmem hangi köyündekini orada. Korkuteli'ninkini Karavelileri orada. Aliler.
bilmem ne hepsini yerinde istihdam edebilsek bu sorunların çoğunu yaşamayız. Onun için Türkiye'nin şu başkanlık sistemiyle birlikte yeni bir tarım, turizm, birçok şeysi politikası olmalı ama ilk başta tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi lazım. Turizm politikalarını yeniden gözden geçirmesi lazım. Ama bunlar inşallah diyebiliyoruz şu anda. Bir somut bir adım görünmüyor ne yazık ki tarım konusunda da. Sadece belli zamanlara destekler veriliyor ama o da dönemsel kalıyor. Dediğiniz gibi sürekli bir planımız, programımız yok. Peki Rusya'ya çıkarma demiş. Bu bugün Milliyet'in birinci sayfasında var. Bizi de ilgilendiriyor. Hepimiz ilgilendiriyor da Antalya'ya yakınını daha çok ilgilendiriyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki Türkiye heyeti başta domates olmak üzere ambargo sorununu çözmek için Rusya'ya gitmişler. Yasağın kaldırılması için girişimde bulunacaklarmış. Hürriyet Akdeniz'de bugünkü manşetinde çiftçinin gözü Moskova'da diye bu haberi veriyor. Antalyalı çiftçi Türk tarım ürünleri üzerindeki ambargonun kaldırılması için Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan özel görüşmelere kilitlendi. Evet, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de arasında olduğu heyet Rusya'da Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç ile görüşmüşler. Heyetin Türk domatesi başta olmak üzere tarım ürünlerimiz üzerindeki ambargonun kaldırılmasını, vizelerin bitirilmesini istediği söyleniyor. Davut Çetin, ASSO Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin bu haberleri, Moskova'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etmiş. Türkiye heyetinin yaşadığımız sorunları çözeceğine inanıyoruz demiş. Ana gündemimiz tarım ürünlerine yönelik yasaklar ve vize serbestliği olmalı demiş. Acaba inşallah bu kez olur çünkü olmuyor bir türlü. Daha önce Cumhurbaşkanı gitti. O dönemde çözülecek gibi bekliyorduk ama çözülmedi ne yazık ki. Şey mi oldu Nihat Toklu? Bu İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Mustafa Satıcı'ydı değil mi? Satıcı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı resmi bir kurumdur. Satıcı, onun başkanı Rusya'daki bu tarım. Ha, oradaki sera, onunla ilgili bir açıklama geldi mi? Sera ürünleri sattı. Sera kurmak için malzeme sattı ve danışmanlık yaptığı haberleri vardı. Bu bağdaşıyor mu diye konuşmuştuk. Göreviyle bağdaşıyor mu biz oradan? Çünkü bize alternatif bir sektör geliştiriliyor orada. Siz de danışmanlık yapıyorsunuz. Türkiye'deki ihracatçıların temsilcisi olarak yapıyorsunuz bunu. Ne kadar doğrudur diye düşünmüştük. Geldi mi bir şey? Bir şey gelmedi. O zaman bizim Rusya'da uğraşmamıza ne gerek var? Önce içimizdekini bir halletmemiz lazım Nihat Toklu. Ha ne olur bundan bir sonuç çıkar mı? Buradan mı? Çiftçinin gözü Moskova'da haberinden. Ne düşünüyorsun? Bir sonuç çıkar mı? Çıkabilir diye düşünüyorum. Epey uzadı çünkü olay herhalde belli bir noktaya gelmiştir. Görüşmeler sürüyordur ki 2-3 ürüne evet diyecekler. Bir süre 2-3 ürünü alırlar. Ondan sonra tekrar aynı şeyleri uygularlar. Ne zaman ki Suriye politikasında aynı paralele gelirsin, o zaman farklı bir şey daha açarlar. Anladım. Nihat Toklu. Bunu koz olarak kullanıyor diyorsunuz. Tabii ki koz olarak kullanıyor Nihat Toklu. Herkes bizim gibi, evet. Senle benim gibi değil ya. Evet. Ne yazık böyle ki. Her şeye, biz sanıyoruz ki ya tamam işte bizim ürünümüz çok güzel. Rusya'da da hakikaten beğeniliyor bizim ürünlerimiz ama bizim ürünlerimizi almaya mecbur. Adam sadece ürüne bakmıyor ki, senin politikana bakıyor, senin işlerine bakıyor, senin davranışlarına bakıyor, senin ülkendeki duruma bakıyor, seni nerede sıkıştırabileceğini, nasıl ucuza alabileceğini ya da seni nasıl köşeye sıkıştırıp iyice seni yok edebileceğini, bunların hepsini düşünüyor. Bir sürü de gerekçe de bulabiliyor. Ya bulabiliyor, tabii bulur ya. Sizin kontrolleriniz, ilaç kalıntısı kontrolleriniz yeterli değil. Mesela öyle diyebiliyor. Başka türlü işaretler de veriyor. Ben onu çok tehlikeli bulmuştum. Siz denizlerinizi koruyabiliyor musunuz? Demişti biz Rus yetkili. Yani bu turist göndermeme olayı var ya, charterların yasaklanması engellendiği iddiaları üzerine sorulduğu zaman Türkiye denizlerine baksın, koruyabiliyor mu? Denizlerin temizliğini sağlayabiliyor mu gibi. Ha bak, bu yüzden göndermiyoruz demeye getirecekler gibi korktum, ürktüm ya açıkçası. Hiç bizim Tarım İl Müdürlüğü'nün. Fazla başka bir yere gitmeyelim. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'nün şuralarda yapılan işte örtü altı tarım denetlemelerinde şu maddelere rastlandı ya da hiçbirine rastlanmadı diye hiç açıklamasını duydun mu? Evet. Yok, duydun mu Nihat abi? Duymadım Ali Bey. Duymadım. Bunlar söylenmez. Mesela bu işte. Söylenmez. Söylenmiyordu ne yazık ki.
ne kadar kontrol ediliyor? Pazarlarda yediklerimiz ne kadar kontrolden geçti onları bilmiyoruz Ali Bey. Şimdi Ali Bey sıkıntımız büyük. Niye ne sıkıntımız? Allah'a şükürler olsun. Sorun. Nefes alıyorsun, görüyorsun daha ne istiyorsun? Ama sizin gibi düşünmeyenler varmış. Depresyon diye bir şeyimiz var. Depresyon? Depresyon diye bir sıkıntımız, derdimiz var. Onunla ilgili bir haberimiz var. Toplum olarak sıkıntılıyız. Ruhen sıkıntılıyız. Bunu da gösteren bir haber bu. Kanıtlayan bir haber. Onu izleyelim, üzerine konuşuruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl depresyon konusunda yayımladığı sayılar oldukça dikkat çekti. Bu sayılara göre dünyada 322 milyon depresyondayken bu oran Türkiye'de 3 milyon 260 bin 677 kişi. Yani dünyada psikolojisi bozuk her 100 insandan biri Türk çıktı. Depresyondaki insan sayısı dünya nüfusunun %4.4'üne tekabül ediyor. Bu da dünyadaki her 21 insandan birinin depresyonda olduğunu gösteriyor. Peki insanları mutsuzluğa iten bu durumdan kurtulmak için neler yapmalıyız? Psikiyatrist Sevim Hacı Arifoğlu Tolunay, sosyoekonomik sebepler ve işsizliğin baş gösterdiği dönemlerde depresyonun daha da yaygınlaştığını aktardı. Yaşamdan keyif alamama, yani yaşanılan şeylerden mutlu olamamak, keyif almamak, isteksizlik, çaresizlik, umutsuzluk, değersizlik ve suçluluk gibi birçok duyguyu içinde barındıran bir durum aslında. Ruhsal bir rahatsızlık olarak düşünülebilir. Mutsuzluk, acı ve keder gibi duyguların her insanın hayatında olabileceğine değinen psikiyatrist Hacı Arifoğlu, yaşanılan her türlü üzüntü ya da mutsuzluğun depresyon olarak algılanmaması gerektiğini de söyledi. Depresyon dendiği zaman herkesin aklında hani ben depresyon geçiriyorum veya ufacık bir üzüntüyü depresyon olarak nitelendirebiliyorlar. Peki en çok kimler depresyona giriyor? Yapılan araştırmalarda ki benim de kendi klinik gözlemlerimde kadınlarda daha fazla görüldüğünü söyleyebilirim. Depresyonun en çok intihar vakalarına yönelttiğine dikkat çeken Hacı Arifoğlu bu durumdan kurtulmanın yolunu şöyle anlattı. Bunun için iyi bir gözlem, iyi bir psikiyatrik muayene gerekiyor. Atlanmaması gereken bir durum. Sıkıntısını, mutsuzluğunu, öfke nöbetleri veya içe kapanma şeklinde gösterebiliyor gençler. O yüzden hani bu konuda birazcık farkında olmak, acaba böyle bir şey söz konusu olduğunda bu depresyon belirtisi olabilir mi diyerek bir uzmandan görüş almakta bence fayda var. Evet efendim, ruh sağlığı önemli. Türkiye'de 3 milyon kişinin depresyonda olması, depresyonun sonucunda daha farklı ruhsal sıkıntılarımız olabiliyor. Bunlar önemli. Akıl sağlığı, ruh sağlığı, diğer sağlığımız kadar önemli bir faktör. Şimdi Nihat Toklu, Türk televizyonlarını izleyip de akıl sağlığını yerinde tutmak gerçekten evet, herkesin şeysi değil, işi değil. Bir defa şiddetsiz dizi yok. Ondan sonra problemsiz ana haber bülteni yok, kavgasız, gürültüsüz ana haber bülteni yok. İnsanları umutsuzluğa süren bir sürü falcısı, şusu busu var. Bir de kavga şeyler var. Şu cinayetler soruşturuluyor veya kayıp insanlar soruşturuluyor. Onunla ilgili tartışmalar da insanın evet ilgi çekiyor mutlaka da. Ama oradaki yaşananlara baktığınız zaman nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz toplum olarak. Onu da görebiliyoruz. Bir de şeyler var abi, evlendirme programları. Evlendirme tiyatroları. Ya bir şey söyleyeyim ya, İstanbul'da 20 milyon kişi var mı yaşayan? Nüfusu kaç İstanbul'da? Yani 15-16 milyon, deniyor. Nüfusu var. Şimdi bunu hep söylüyorum ben. O Kısmetse Olur programı var işte. Orada 16 kişi var. 16'sı birbirini İstanbul'da tanıyor daha önceden. Öyle mi? Ya bu nasıl bir iştir abi? Milyonda bir ya. Milyonda bir olması gereken, aa sen şu musun, aa sen bu musun? Demek ki bunlar hep abi bir senaryo etrafında. Şey oluyor. Böyle olunca toplum ne oluyor abi? Deprem. Biz hafta sonunu kavgayla geçiriyoruz. Toplum olarak bakalım abi, hafta sonlarını kavgayla ya da izinli olduğumuz günleri kavgayla geçiririz. Kendimizle kavga ediyoruz hiçbir şey bulamazsak. Onun için bu depresyondan kurtulmanın, uzman çok güzel şeyler söylüyor da, kurtulmanın bir yolu da insanın kendi kendini tedavi etmesidir. Evet. Mesela ben dün 3,5 saatimi balkonda geçirmişim. Bir uğraşınız var sizin. Peki, hobi, yok, herkes anlamda yapsın. Hobi haline getirsin böyle şeyler. Çünkü hakikaten bunaltıcı.
Evet, peki. Bir yorum var da Cem Şahan diyor ki hayırlı günler. Rusya, Suriye ve Antalya politikasını bu kadar net görecek siyasilere ihtiyacımız var. Referandum öncesi çiftçi ve esnafta verilen vaatler umarım yerine getirilir. Antalya'dan hayır çıkması Ankara'nın kulaklarını tıkamasına sebep olmaz inşallah diyor. Şimdi Rusya, Suriye ve Antalya politikasını bu kadar net görecek siyasilere ihtiyacımız var derken bizim görüşlerimizi mi şey etti Cem Şahan bilmiyorum ama şu bir gerçek. Hakikaten Rusya, Suriye, Antalya üçgeni çok önemli. Evet. Sevgili Cem Şahan da şey yapmış. Bu çok önemli. Bizim orada bize karşı davranılacak yani ihraç ürünlerimize karşı davranılacak, konulacak, takılacak tavır bizim Suriye'deki tavrımızla paralel olacak. Peki. Şebekeden şebeke küçük, vurgun büyük. 4 kişi 4 bilgisayarla 35 bin kişiyi çarptı. Bu da günümüzün başka bir ruhsal dengemizi bozan, bizi depresyona sokan başka bir olayı Ali Bey. Ne yazık ki giderek de artıyor. Sanal dolandırıcılık, üçkağıtçılık, kimin ne olduğunu da bilemiyorsunuz. 35 bin kişinin kredi kartından 200 bin fatura ödeyerek 75 milyon dolarlık vurgun yaptıkları belirlenen 4 kişi, 3 ildeki operasyonla yakalanmış 4 kişi, 4 bilgisayar, 35 bin kişi mağdur ve 75 milyon liralık vurgun. Yani bu Antalya, Bursa ve Artvin'de yapılan birbirleriyle koordineli bir dolandırıcılık vakası. Üçü tutuklanmış ama bunlar ciddi sıkıntılar. Bakıyorsunuz bilginiz olmadan internetiniz, internet, telefon, elektrik faturası ödeniyormuş sizin kredi kartlarınızdan. Nasıl olabiliyor bunları araştırdığınız zaman bu şebeke çıkmış. Bunun gibi kaç tane şebekenin olduğunu bilmiyoruz. Sürekli dolandırıcılık haberler, yeni yeni teknikler geliştiriyorlar. Bu işe biz düşmeyiz diye ne kadar güvenseniz de bir şekilde sizi yakalıyorlar Ali Bey. Onu da söylemek lazım. Ne yazık ki bu da insanları telefonla konuşmaktan bile korkutuyor. Bir şey söyleyeyim ya Toprak. Ya, yani, pardon, arayan bir şey resmi yetkili midir, bankacı mıdır veya bir kurum yetkilisi midir şüpheye düşüyorsunuz arananlar karşısında. Güvenemiyorsunuz karşısından telefon eden sizi arayan kişiye. Şimdi ya Toklu şöyle bir durum var. Ya beni tongaya düşüremezler kelimesi kadar. Evet. Boş bir kelime yok abi. Çünkü öyle bir çalışıyorlar ki işte dediğiniz gibi öyle bir sistemler kuruyorlar ki kendini bir anda o şeyin içerisinde demek ki buluyorsun. Onun evet. için daha çok internet üzerinden değil de işlemleri birebir yapmak çok daha şey. Olumlu diye ben bakıyorum. Allah'a bin şükür kredi kartım yok Nihat. Evet. Niye? Çünkü kredi kartı abi bizim gibi insan kredi kartı zengin adam işi. Bizim gibi adamların işi değil abi. Ama o da yaşamın bir gerçeği Ali Efendim Bey. Nihat Toklu. Bu olmadığında ekonomi dönmüyor. Bakın toplum borçlandırılarak yürüyebiliyor ancak o olmadan da ekonomi dönmüyor. Nihat Toklu yemeyeceksin o gün. İşte ama siz yemeyin, biz yemeyelim de çocukların süte ihtiyacı var, ekmeğe ihtiyacı var. İşte ona göre ayağını yorganına göre uzatacağız. Bak Nihat Toklu hep bu tür insanları tongaya düşürüyorlar işte. Hiç böyle çok zengin adamın tongaya düştüğünü gördün mü? 40'ta bir. Hep dikkat et. Yastık altında parası olan, 3-5 biriktirdiği olan, bilmem neyi olan. Niye öbürleri abi o kadar sistemini güvenlik kurmuş ki seninle beni gibi değil ki. Evet, evet. Evet. Velhasılı kelam abi, kredi kartı konusu. Adamın maaşı 1000 lira, kredi kartı 10 bin lira ya. Limit 10 bin lira diyorsunuz. Ya. Peki, ara zamanımız gelmiş tekrar. Aradan sonra diğer konularımızı, kentimizdeki diğer konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hemen dönüyoruz efendim.
Antalya gündem sürüyor efendim. Programımızın 3. bölümüne geldik ve önümüzde de Antalya Körfez gazetesi var. Antalya Körfez gazetesinin 1. sayfasındaki haber başlıklarına bakıyoruz. Bir tanesi bilirkişiler demiş ki bilirkişi heyeti Sinan Hoca'ya HES yapılamaz. İbradı'ya bağlı Sinan Hoca mahallesi sınırları içinde yer alan baraj ve HES projesini yerinde inceleyen bilirkişi heyeti projeyle ilgili olumsuz görüş belirtti. Bilirkişi raporuna göre çevre etki değerlendirme raporunun iptal edilmesi gerekiyor. Davanın avukatı Münip Ermiş, ÇED iptali projenin de iptali anlamına gelir. Böylelikle dünyaca ünlü Altın Beşik mağarasını da kurtarmış olacağız diyor Sayın Münip Ermiş. Evet, hep konuştuğumuz konu. Her yere bir baraj, her yere küçük küçük kurusa bile dere HES yapma sevdamız yüzünden doğamızın, değerlerimizin ne hale geldiğini, yok olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi de İbrat'ı da oradaki ünlü Altın Beşik mağarasını tehdit edecek, orayı kurutacak olan bir proje. Ne üreteceksiniz? Suya, dişe dokunmayan bir elektrik, birkaç megawatt elektrik üreteceğiz diye. Oradaki doğayı öldürüyorsunuz, turizmi öldürüyorsunuz. Belki de oradaki dengeyi bozarak Altın Beşik Mağarası'nın dünyanın en ünlü mağaralarından biri olan Altın Beşik'i, alternatif turizm için önemli bir yer olan Altın Beşik'i kurutacaksınız. Böyle bir tehlike var. Buna artık bilirkişi demiş, bilirkişi heyet uzmanlar demiş ki olmaz böyle bir şey, yapılamaz demiş. Umarız bu uyarı üzerine oradaki projeden vazgeçilir. Tabii canım, hemen bugün vazgeçecekler. Yani. Ya toplu kapitalizmin böyle bir düşüncesi yok. Kapitalizmin tek düşüncesi var. Daha fazla kazanmak, daha fazla euro, daha fazla dolar. Yani bir kişi para kazansın diye. Tabii bu işler böyle. Ya koskoca bir zenginliğimizi yok edeceğiz, kurutacağız. Bir Altın Beşik Mağarası'nı kurutalım. Kurutalım ne olur? Altın Beşik, Kuru Beşik olur. İsmi de hazır. Kuru Beşik Mağarası diye daha fazla ilgi çeker. Şu anda içinde çok uzun olan, derinliği olan, içinde sandalla gezilebilen, görsel anlamda çok değerli olan Altın Beşik Mağarası'nı kurutalım, kurusun diyorsunuz. Orada birisi, Altın Beşik Mağarası aynı zamanda da doğal dengeyi elde tutan mağaralardan bir tanesi, yarasa yuvasıdır orası. Evet. Yarasalar da öldürelim. Nasıl tabii ne olacak? Niye? Yarasalar abi, yarasalarda isimleri yararlı olurdu. Yarasa, evet. Yaramadığı için yarasa demişler. Şimdi biz doğal dengeyi bozmaya devam ettiğimiz sürece bunlar olacak Nihat Toplu. Ve direnmediğimiz sürece bunlar başımıza gelecek. Bu Sinan Hoca'ya... Sinan Hoca. Sinan Hoca'ya HES konusunu... Kaç yıldır konuşuyoruz? 4-5 yıldır konuşuyoruz. Uzun süredir konuşuyoruz Sinan Hoca'yı. Yusuf Yavuz özellikle bu konu üzerinde de çok uğraştı. Ki çevre yazarlarından bir tanesidir. İyi ki de vardır. Ki bunun yapılması Altın Beşik'in yanı sıra oradaki bütün şeyi bir dönem mesela İbradi'yi, Akseki'yi doyuran orada bir ova var. O ovayı da bitiriyormuş yani. Bahçeleri de yok edecek. Onları da kurutacak bir proje. Kursun abi, ne güzel bina yapılır oralarda. Yok, biz oraya yaparsınız. Çok uzak da bir yer. Abi, oraya abi, bak şimdi... Kurumuş yani meyve bahçelerini kurutmak. Tamam, kurumuş meyve bahçeleri manzaralı. Hı hı. Yüksek yüksek binalar. Evet. Hani yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşağı ayrı memlekete, değil mi? Kız vermesinler. Aşağı memlekete. Uzak memlekete. He. Peki bakalım şunu. İnşallah abi bir şey söyleyeyim mi? Bunun sonucunda da bu iddia edilir gibi geliyor bana. İnsanlar ne zaman ki betonun yenilmeyeceğini anlar, o zaman biraz düzelir. Ama evet, betonun yenileceğini düşünen, halen daha betonu bir sabah kahvaltısı olarak masada görmeyi hayal eden bir toplum olduğu sürece ne Sinan Hoca elimizde kalır, ne Alakır kalır, ne Ahmetler kalır, ne de sizin o şeyin, Seri'nin dağları kalır, ne de Korkut Eli'nin dağları kalır, ne de Elmalı'nın Dur Dağı kalır. Hepsine yürür. Ne de Burdur Gölü kalır, Salda, evet, Gölü kalır. Aynen. Ondan sonra da... Ya ne toplu şurayı durduramadık ya şurada. Bizim de gücümüz yok demek ya. Bizi hiç yok sayıyorlar. Şurada kayak merkezi. Saklıkent'teki mermer ocağını durduramadık. Nihat Toplu, sen neden söz ediyorsun? Niye? Çünkü abi bak, herkes bu kente kör bakıyor. Bakın, kör bakıyor diyorum. Gözleri kapalı bakıyor değil. Engellilere, görme engelli
anlamında kullanmıyorum bunu. Evet. Kör bakıyor. Görüp de bakıp da görmüyor. Aynen, görmüyorlar. Görmüyor. Özellikle görmüyorlar. Çünkü gördüklerinde karşılarına Rizeli hemşerim çıkacak. Evet. Oradaki firmanın şey, helikopterle Rizeli gezip dolaşan, aynen, Antalya'ya gelen bir hemşerini sıkacak. Aynen. Çıksın. Ya. Ama o yöredeki insanların, orada evi olan, yazlı olan, bahçesi olan insanların, orada yazlı olan da aynı şeyi yapmış Nihat Toklu. Saklı kentte ne gel şeyi yazdığı ne işi var Nihat Toklu, geçmişleri. Ya yazık dedim, bir tane barakası var, önünde bahçesi falan vardı. İşte bak barakaya bak, barakaya düşürdüğün zaman aynı şeyi sen de yapıyorsun. Şimdi geyik bayırıcı Nihat Toklu neydi eskiden? Köydü. Şimdi? Şimdi değil canım, şimdi buna bakma. İşte onları söylemiyorum Ali, onları söylemiyorum. İşte o barakalar var ya. Onları söylemiyorum. O işte sizin barakalar var ya. El alem 5 katlı yer yapmış ya, orada bir barakamız var. 5 katlı baraka, ben yeni duydum. Evet, bu onu yerlilerimize görüyoruz onu. 5 katlı binalar, apartmanlar. Baraka. Onları söylemedim. O apartman yapmış oraya, başka bir şey o. İşte ama sen Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle yaylılara kötü kötü yapılar, binalar yaparsınız demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Gitsinler şimdi bir Ayder'de şey arabayı park edecek yer bulamıyorsun. Nihat Bunlar Toklu. Doğru değil. Yani şimdi bak Nihat Toklu, Ayder'de insanlar, yani Çamlıhemşin'in insanı, o Fırtına Deresi'nin insanında şöyle bir şey var. Dere kenarında oturur, alemini yaparsın. Yani çayını içersin, yemeğini yersin, akol alacaksan alırsın. Orada yatıp kalabilirsin de Nihat Toklu, hiç korkma. Çoluğun çocuğun oradan giderdi gelirdi, bilmem ne olurdu. Hiçbir evin kapısı kapanmazdı, bilmem ne olmazdı. Şimdi kimse evden dışarı çıkmıyor. Hele Ayder'de hiç çıkmıyor. Niye? Hırsızlık mırsızlık aldı başını gidiyor. Mesele bu. Evet. Sorun bu Nihat Toklu. Yol medeniyet değildir. Yol kapitalizmin seni ele geçirme şeklinin, sisteminin ilk basamağıdır. Patika yolu abi. Ya da araba yolu, ama ha böyle böyle gideceksin abi. Yaylanın özelliği bu. Aynen, biraz bu. Zorlanacaksın. Evet. Sallanacaksın biraz. Asfaltta gideceksin. Ben ilk Eynif'e gittiğim zaman Nihat Toklu içim dışıma gelmişti ya. Ne güzeldi ya Eynif yolu. İbrad Eynif. Evet. Peki. Ve bir de bir şey diyeyim, geldik duşa girdim. Şey, havuz doluydu neredeyse Nihat Toklu. Kül şeyden, tozdan. Tozdan. Mesele budur. Evet. Onu yaşamıyorsan gitmeyeceksin. Ruho Diapolis'te restorasyon skandalı. Bu da Körfez'in düşündüren bir manşeti, Körfez gazetesinin. Diğer gazetelerimizde de var bu haber. Ajansın haberi. AKP'li... Ajansın de Yusuf Yavuz haberi bu. Yok, şeyde de gördüm de. Nerede? De, Yusuf Yavuz haberi ya bu. Hayır. Restorasyon faciası diye. Hürriyet Akdeniz'de de var aynı haber. Onun için oradan gördüğüm için. Bu Ajans abi. Ha, evet. Yusuf Yavuz ayında, evet. Olabilir. Çünkü ben bunu dün şeyde gördüm. Belki. Sosyal medyada. Evet. Yusuf Yavuz arkadaşımızın imzası var. Doğrudur. Biraz daha geniş işlemiş. AKP'li Kumruca Belediyesi'ne tahsis edilen Ruho Diapolis. Doğru okudum değil mi Ali Bey? Radipolis. Ruho Diapolis. Antik kentinin simgesi Oprah Moas anıtı. Oranın hayırseveri. Oprah Moas. O kentindeki en zengin adam, hayırsever adam. Onun adına bir tiyatro ve anıt var. Bu tiyatro ve anıt restore edilmiş Kumruca Belediyesi tarafından ediliyor. Destek veriyor sağ olsunlar, ama görüntü nereye anlatıyor bize? Yapılan işlem şeydeki çok eleştirdiğimiz Aspendos Tiyatrosu'ndaki görüntüyü anımsattı. Basamaklardaki eski yeni, evet, taşlar değil, evet, mi? Orada kullanılan malzeme, işçilik, hatalar yapılmış, şimdi tepki olmuş. Belediye başkanının açıklaması beni biraz, burada sabah baktım da haberi, evet, biraz beni üzdü. Bir belediye başkanının bu şekildeki açıklaması beni üzdü. Evet, çalışmanın 2016'da bitmesi gerekiyordu ancak müteahhit beceremedi. Ben ilk defa böyle bir müteahhitle karşılaştım demiş. Böyle yani, bir şey var mı? Nasıl ilk defa böyle bir müteahhitle karşılaştın? Bu ne demek yani? Bu neyi şey diyor Nihat Toklu? Yani haklı çıkarıyor. Neyi haklı çıkarıyor Ali Bey? Yani ne demek? Ben şimdi şu fotoğraf çok şey anlatıyor Ali Bey. Şurada, bak şu anda belediye başkanının da olduğu bir fotoğraf, tahmin ediyorum bu. Çekilmiş bir fotoğraf. Orada zaten tarihi taşların üzerine konulan yeni taşlar var. Bunların ne kadar uyumsuz olduğu, taş ocaklarından çıkarılmış çevrede olmayan taş grubu galiba, onların oraya sanki mermer blok gibi yerleştiriyorsunuz. Uyumsuzluk buradan bile belliymiş. Üstadım, bu tür olaylarda bakın, bu tür yerlerin yenilenmesi ya da bilmem nesi olmaz. Evet. Tarihin yenilenmesi olmaz ya. Ayağa kaldırırsın. Kaldırabildiğin kadar. Kaldıramadığı yer. Yeniden yapmazsın. Olmaz. O zaman bir anlamı olmaz ki. Bak şeyde çok güzel söylemiş.
Arkeolog Ümit Işın diyor ki son yıllarda gittikçe artan yanlış restorasyonlara tepki göstermiş ve demiş ki bu tür antik yapıları yeniden inşa etmenin, yeniden ayağa kaldırmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlar tamamen para israfı. Abi niye geliyorlar insanlar böyle yerleri görmeye? Oradaki eski yapıyı görmeye geliyorlar. Yani, oysa yeni taşlardan aynısını öbür tarafta yap madem ki. Önemli olan oranın o şekliyle koruyabilmekte. Evet. Önemli olan o. Ha toprağın altındadır, bilmem ne olmuştur, ayağa kaldırırsın. Ama onun dibine ayrı bir taş, yanına ayrı bir şey, ortasına da getirip bir şey akaryazılarla neon ışık yapsalar, tamam mı? Burası buydu, bilmem neydi diye oraya getirdiler işi ya. Evet. Yani buralarda Nihat Toklu eksik yerler eksik kalsın. Ki çalışma durdurulmuş ama devam ediyormuş. Nasıl? Uzman yok. Şu anda restorasyon devam ediyormuş. Peki akşam oldu. Yeniden yapma da. Restorasyon değil. Ya, bak belki de yeniden yapma diye. Yeniden inşa etme gibi tabii bir şey. Şimdi ben akşam oradan çıkarken Nihat Toklu kamyonla oraya taş götürdüm. Evet. Çıkarken de iki tane taş çıkardım oradan. Kim anlayacak? Gerçekten sıkıntılı bir konu. Bu konuda yetkililerin hemen harekete geçmesi gerekiyor. Bunu söyleyelim. Tarih deyince Ali Bey, tarih deyince bizim tabii kent tarihimiz, kent Hürriyet gazetesindekini bir alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz Ali Bey. Kent tarihimiz konusunda hafızamız da olmalı. Bu konuda hafızası olan birkaç uzmanımız var. Çalışıyorlar. Birisi Giray Ercenk'tir, birisi Hüseyin Çimri'ndir. Diğerleri de var. Hüseyin Çimri'nin yeni çalışmaları var kent tarihiyle ilgili. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle çalışmaları var. Onunla ilgili bir haberimiz var. İzleyelim Ali Bey, üzerinde konuşalım. Kent tarihçisi Hüseyin Çimri'nin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Yayınları bünyesinde çıkan 3 kitabı için Antalya Kültür Sanat'ta imza günü düzenledi. Yeni yayınlanan Antalya Mutfağı ve Lezzet Ustaları, Antalya'da zamanla kaybolan meslekler, esnaflar ve Antalya'da tarihi camiler, medreseler, türbeler, mezarlıklar ve kiliseler kitaplarını imzalayan Hüseyin Çimri'ni ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Hüseyin Çimri'nin Kaybolan Meslekler kitabı Antalya'da ticaretin, esnafların tarihine ışık tutarken, Antalya Mutfağı ve Lezzet Ustaları kitabı da hem yemeklerimizi hem de lokantalarıyla ustalarını anlatıyor. Üçüncü kitabında ise kentte bilmediğimiz camilerin, kiliselerin, yörük mezar taşlarının varlığı ön plana çıkıyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, kent tarihçisi Hüseyin Çimri'nin kitaplarıyla Antalya'nın kent kültürünü gelecek nesillere taşınmasına büyük katkı sağladığını dile getirirken, birçok kitabı bulunan Çimri'nin ise ilk kez imza günü düzenlediğini belirterek ATSO Başkanı Davut Çetin'e teşekkür etti. Evet, Hüseyin Çimri'nin hepimizin saygı duyduğu bir araştırmacı. Antalya'nın ilk turist rehberlerinden birisidir. Tıpkı Giray Ercenk gibi. Kendi alanlarında önemli çalışmalar yapıyorlar. Yorulmadan, dinlenmeden. Zaman zaman her ikisi tarihçiyle de konuşuruz Ali Bey. Siz de konuşuyorsunuz. Hepimizin tanıdığı, bildiği isimler. Mesela Giray Ercenk eşini de alır, bir yere çıkıp gider. Ama bizim bildiğimiz bir lokantada veya bir yerde Çeşme başında oturur. Bir araştırmasını yapar. Orada yemeğini yer, toplar gider. Bu şekilde yani böyle domates peynirini yer. Onu zaten araştırır. Bu şekilde. Vakit kaybetmez. Gider o fotoğrafını çeker, araştırır. Yöreyle ilgili araştırmalar yapar. Bu coğrafyayı iyi bilir. Hüseyin Çimri'nin de öyle. Özellikle kent içi, kent tarihi konusunda. Kent merkezi ile ilgili tarih konusunda Hüseyin Çimri'nin çok yoğun araştırmaları var. Kendi çapında ilerlemiş yaşına rağmen diyelim, genç henüz de. Ama bıkmadan, usanmadan çalışıyor. Ben emekli oldum demiyor. İyi bu ki kent, bunlar var. Bu kentte tanımaktan gerçekten gurur duyduğum ve tanımaktan mutlu olduğum iki insan. Evet. Bahsettiğiniz insan, başkaları da vardır da bu insanlarla tanımak, bu insanlara merhaba demek, bu insanlarla konuşmak gerçekten beni çok rahatlatır, çok da böyle pozitif de şeyleri vardır. Mesela ikisi birbirinden çok ayrı şeyleri vardır, ikisinin de gerek Giray Ercenk'in gerek Hüseyin Çimri'nin. Ama ikisi de bu kentin geleceğine ışık tutan insanlardır ve bu kentte herkesin saygı duyması gereken insanlardır. Mesela Çimri'yle istediğiniz her türlü espriyi yapabilirsiniz, istediğiniz her şeyi konuşabilirsiniz. Ülkemizi Almanyalarda çok temsil etmiştir, temsil etmişliği vardır. Antalya'nın ilk
resmi şey olmayan rehberidir de. Turist rehberi. Turist rehberidir de. Ve Nihat Toklu ona abi şöyle bir şey konuşsak seninle dediğinde ya ben konuşmayı sevmem. Ben yazabiliyorum der. Yazmakla diyor konuşmak çok farklı. Böyle evet. de bir insandır. Çok da Antalya'da sevilen sayılan da bir insandır. Bu insanlara Allah uzun ömür versin ki hakikaten Antalya'nın gün yüzüne çıkmamış değerlerini bilelim. Ama Sayın Çimri'ne kızdım şimdi. Neden Ali niye, Bey? Niye kızdım biliyor musun? Bana niye kitabı imzalamaya diye. Evet. Şimdi ben de bütün kitapları imzaladım. Siz başvuruda sevgili bulundunuz için, imzalamadım. Alacağım en kısa zamanda gidip alacağım. Peki. Gerçekten bu iki insanın Antalya'da oluşu Antalya için şanstır. Ben, Allah bunlara uzun ömür versin. Ben ayrı bir teşekkür daha etmek isterim Sayın Çimri'ne. Bu atlar o sanata dikilirken, evet. yapılırken bir takım vandallar, bir takım siyasi olarak bu işi kullanmak isteyen, ne olduğu belli olmayan tiple toplandılar. Anıtı yaptırtmamaya kalkıştılar. Hatta yıkmaya kalkıştılar. Hüseyin Çimri'nin orada bir tarihçi olarak, bir tarafsız kişi olarak dik durdu. Sert şekilde onları payladı. Biz de destek verdik. Ve o grup dağıldı. Çünkü bir tarihçi konuşuyor. Siz ne diyorsunuz, nasıl kadar saygısızsınız bu kentin kurucusuna diye. Çünkü birileri bugün kendisine gazeteciyim diyen birileri de bu kişinin Antalya'nın kurucusunun ne eşcinsel olduğunu söyle. Eşcinsel olduğunu yazdı Nihat Toklu. Yazıp çiziyordu. Dursun gibi doğdu Nihat Toklu. Ya bir şey söyleyeyim. Niye isim vermekten korkuyorsunuz ya Nihat Toklu? Dakikalar da yazdı Ali Bey. Birkaç kişi daha en yazdı. En çok o yazdı Nihat Toklu. En çok bu oydu bu işe karşı. Niye? Bekir Kumbulla arasındaki olan problemden dolayı. Bekir Kumbulla karşı bir şeysi vardı. Nedir? Ön yargısı vardı. Ama Bekir Kumbul olmasın da kim olursa olsun hesabındaydı ki. Kendisi de meclis üyesi olabilme ya da şeye Konya altına belediye başkanı adayı olsun diye Nihat Toklu. Bir sürü numara çevirdiler o zamanlar. İşte o yayınlar... İşte bunları söyleyin ki hayır, tarihe ışık tutarsın. O yayınlar yüzünden, ha. o yüzünden o insanlar orada toplandı. Attalos'a karşı bir şey yaptılar. Yıkmaya kalkıştılar. Ha. Yıkmaya kalkıştılar. Hüseyin Çimri'nin orada destek verdi bizlere. Attalos'un eşcinsel olması ya da o olması bu olması bilmem ne olması Antalya'yı kurduğu gerçeğini şey der mi? Ya onunla ilgisi de yoksa. Yok yok olsa da Antalya'yı kurduğu gerçeğini şey der mi? Nedir? Reddeder mi? Etmez. Bitti abi. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Ne derler Attalos için? Kardeş sever. Kardeş severse şu. Romalılar demiş ki buna abisi kralmış. Seni onun yerine geçirelim. Abi kabul etmemiş. Kabul etmemiş. Bu yüzden demiş de kardeşini çok seviyor. Kardeş sever demişler. Birileri almış bunu fakat şeye yorumlamış. Yani erkek kardeşini abisini öldürtmedi diye başka türlü bir şeye yorumlamışlar. Bundan bunu çıkaranlar vardı ne yazık ki. Bunların isimlerini vermiyorsun burada. Ben de bunun için sana kızıyorum bildiğin halde. Birebir yaşadığın halde. Çok sayıda isim tarihe, var. Tarihe ışık tutun. Ya Toklu. Bak, Hüseyin Çimri'yle Giray Ercan ki burada iyi ki varlar diyorsunuz. Ama bildiğiniz konularda susuyorsunuz işte. Benim sana kızdığım bunu Nihat Toklu. Susmadık Ali Bey. Susmadık. Peki. Birileri. Niye birileri ki? Söyleyeceksin abi ya. O zaman Hürriyet gazetesinin başında astı kestik. Bütün her şey emrinde. Şimdi hiç görüyor musun? Yok. Nihat Toklu. Var zamanımda daha böyle gezdim. Yok zamanımda da. Niye? Çünkü bu kentin değerlerine hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Hiçbir zaman neysem o oldum Nihat Toklu. Aç kaldım ama eğilmedim, bükülmedim. Eyvallah, eyvallah. Ha, mesele eyvallah, budur Nihat Toklu. Eyvallah Ali Orhan, eyvallah. Şimdi tabii onlar da belki geçmişte yaptıklarına, yazdıklarına bakıp belki üzülüyorlar mı bilmiyorum da öz eleştiri bekleriz. Aksine Nihat Toklu, aksine bir şey değil mi? Diyorlar ki keşke şunu biraz daha şöyle yapsaydım diyorlardı. Evet, peki. Şimdi mevsim Nisan ayında Nisan yağmurları vardır Ali Bey. Dün de belki kent hazırlıksız yakalandı. Beklenmedik anda ıslandık demiş Hürses gazetesi bugün. Ya bir şey açıklama yapmıştı meteoroloji yağışlı olacak diye. Yağışlı olacak da ama bilmiyorum. Sabah bakıyorsunuz. Ya dokuz dakika mı versin Bey, bir dakika her şeyi itaz etme. Bakıyorsunuz sabah yani ya abi de ne zaman yağar? Yağar geçer diye düşünüyorsunuz ama çok yoğun bir şekilde sabah saatlerinde yağmur başladı. İşe mesela saat 8 gibi falan başladı rahmetli, yağmurlar. Rahmetli Kemal Sunal, nurlar içerisinde yat, o filmleri çekenler de, o senaryoları yazanlar da nurlar içinde yatsın. Hani o bir yağmur meselesi var ya, yağacak yağmayacak diye bahse giriyorlar ya, dizleri şey olursa yağıyor da bilmem. Nihat Toklu, meteoroloji dedi ki, yağmurlu,
Gökyüzüne ben baktım. Abi ben de gidip bir sürü tarihi esere bakıyorum. Mesela Sultanahmet'e hayranlıkla evet. bakıyorum ama taş taş üstüne tamam, koyamam. Sizin gibi yapmamış herkes. Çok yapaydı. İnsan demiş yapaydı. Ki yok şemsiyesini almamış, sokağa çıkmış bebek arabasıyla filan. Yağmura yakalanmış. Bununla ilgili haberimiz var. Haberimizi bir izleyelim. Nisan yağmurlarını bir görelim. Kış aylarında 20 derece üstündeki sıcaklık ve yazı anımsatan görüntüleriyle Türkiye'yi kıskandıran Antalya'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda yağmur suyu birikintilere yol açarken sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Kent merkezinde yayalarsa şemsiyeleri yardımıyla yağmurdan korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanıp yanında şemsiye taşımayan turistler ve vatandaşlarsa şemsiye satan dükkanlara koşuşturdu. Bazı vatandaşlar yollarda karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşadı. Tabii güneşini seviyorum zaten. Yağmuru da güzel. Yani satışlar yağmur yağdığı zaman tabii düzeliyor. Şimdi Antalya'da zaten bitti biliyorsunuz son yağmurlar. Hazırlıksız oluyor. O zaman da ne oluyor? Şemsiye satışları mutlaka ilerliyor. Cadde üzerindeki esnaflar da iş yerlerinin önünde herhangi bir su baskınına karşı önlem aldı. Öğle saatlerine kadar süren yağış sonrası Antalya'da parçalı bulutlu bir hava hakim sürdü. Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının hafta içi tekrar 20 derecenin üzerine çıkacağı öğrenildi. Evet, yağmur haberimizi izledik. Biz tabii ki kentte Ali Bey'in deyişiyle herkes sadece üstten ıslanmadı. Hazırlıksız yakalanlar üstten, diğerlerimiz de hazırlıklı olanlar da alttan ısınmaya devam ettik. Çünkü altyapımız yetersiz. Bizim televizyonumuzun bulunduğu cadde, Orhan Veli Caddesi, Kepez'in Ulus Mahallesi'ndeki Orhan Veli Caddesi dün gene geçit vermiyordu. İnsanlar artık arabası olanlar kaldırıma çıkıp orada inmek durumunda kaldılar. Onları da gördük. Su içindeydi. Asat ne iş yapıyor? Asat mesela ne yapmış? Bizim Sera'ya bak haberde bir yere 80 milyonluk yatırım yapmış. Geç onu. O hikaye şey, nedir? Kağıt üstündeki haberlere değil. Bak az önce konuşan şey haberde bir yer dikkatini çekti mi Nihat Toplu? Esnaflar da dükkanlarını su basmasın diye önlem aldılar. Esnaflar da dükkanlarını su basmasın diye. Asat ne iş yapıyor? 80 milyonluk bilmem nereye yatırım yapıyor. Kağıt üzerinde her şey çok güzel. Şarkılar ben de yazıyorum Nihat Toplu. Ali Orhan bugün işte yeni başkan ne Amerika başkanı? Trump'la görüştü. Trump Ali Orhan'a sizi en kısa zamanda Amerika'da görmek isterim dedi. Ali Orhan da ya benim orada ne işim var gidebilsem Çamlıhemşin'e giderim dedi. Haber. Gerçek? İlgisi yok. Konya altına gitmeye gidiyor yok. Meseleye böyle bak. Asat'ın 80 milyon oraya yatırım yapmış araya gidecekmişiz. 90 milyon buraya yatırım yapmış değil. Vatandaş dükkanını su basmasın diye önlem alıyor. Evet. Ben ona bakarım Nihat. Biz ona bakacağız. Evet. Peki kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra diğer konularımızı konuşacağız. Hemen döneceğiz. Tekrar birlikteyiz efendim. Programımızın son bölümündeyiz. Önümüzde Hürses gazetesi vardı. Oradan devam edelim. Hürses'in manşetinde Antalya Türkiye birincisi haberi var. CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, %59 hayır oyu çıkan Antalya'nın evet bloğundan %18 pay aldığını söylemiş ve bu anlamda Türkiye birincisi olduğunu ifade etmiş. Kepez, Muratpaşa, Aksu, Döşemaltı'da seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini de söylemiş Mustafa Erdem, CHP İl Başkanı.
mühürsüz oy pusulası ve zarfların kullandığı sandıkta avukatlarımız aracılığıyla hızlı bir şekilde müdahalemiz oldu, itirazlarımız oldu diye de ifade ediyor Sayın Erdem. Bu arada 19 ilçeye özel rapor diye bir haber var Hürriyet Akdeniz'de. Antalya AK Parti Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı sistemi oylamasında 19 ilçede ortaya çıkan sonuca özel bir raporla değerlendirmeye alıyor deniliyor. Bu rapora göre 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin lider olduğu, birinci olduğu Kepez, Aksu, Alanya, Finike, Gazipaşa'daki ilçelerin incelenecekmiş. Oradaki durum incelenecekmiş. Oy kayıpları nedenleri araştırılacakmış. Ayrıca Hayır Cephesi'nin rekor kırdığı Konyaaltı, Muratpaşa gibi ilçelerde mercek altına alınacakmış, niye böyle sonuç çıkıyor diye konuşulacakmış. Ben tabii il başkanı Rıza Sümer'in bir değerlendirmesi vardı. Antalya böyle oluyor filan şeklinde ama araştıracağız demişti. Bu mealde bir araştırma herhalde. Evet, CHP bu anlamda Antalya sonuçları açısından mutlu, AK Parti cephesi mutsuz. Türkiye genelindekiler, AK Partilileri mutlu ediyor işte kazandık diye ama yok, Antalya'da... CHP niye mutlu abi? Niye birinciymiş ki? Antalya... Niye birinciymiş ki? Türkiye birincisiymiş ki? Şey olarak... Bu... Yani o cephe, karşı cepheden, evet. AK Parti, MHP evet. cephesinden Kasım 15 seçimlerine göre daha fazla bir oy geldi Hayır cephesine, Evet cephesinden. Bu anlamda bir Antalya'da bir mutluluk var. Türkiye birincilik var, evet. varmış Ali Bey. Peki bu 19 ilçeyle ilgili özel rapor... Önce bu tarafı bir halledelim de tarafa geleceğiz. Önce o şu Türkiye birincisi olayını. Ya mağlubiyetin birincisi nasıl oluyor? Ben, hani o 8 yiyorduk İngiltere'den ya. Hangi mağlubiyet? Az bir dakika niye toplu. İngiltere'den 8 yiyorduk. Bir defa Clemens'in kalesine şut çekmiştik diye gazeteler başlık atmıştı. Abi Clemens'in kalesine füze gönderdik. Topta şeye gitmişti abi. 3-4 tane karganın ölümüne neden olmuş. Çevreciler şey yapmıştı o zaman. Hakkımızda soruşturma açılmasını istemişti o şutu çeken futbolcuya. Bu Türkiye birincisiymiş de karşı tarafta şuymuş. Tabii abi şu bir gerçek. 51.3 mü? 4 mü? Bitti. 51.4. Bitti abi. Türkiye birinci. Şimdi buradan her şeyden bir şey çıkartmak yanlış. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu var. Antalya gibi bir ili yeniden rengini değiştirdi. Tamam burada evet. eyvah. Ama bu birincilik falan değil. Ha, Türkiye birinciliği falan bilmem neler şunlar bunlar. Bunlar çok büyük bir şey kendilerine bulmasınlar. Yerel seçimlerde göreceğiz. Arda tesirmiyor. Baban nevi görünüyor derler abi. Yerel seçimlerde yerel göreceğiz. Yerel seçimler içinde umutlandırmış ha, görünüyor. Tabii ki umutlandıracak. Görünüyor. Umutlandıracak da ortada bir şey yok. Neyse zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kadınlar, eli öpülesi kadınlardır Nihat Toklu. Evet. Gerisi var evet. Onun dışında şey hayır CHP dışında hayır için çalışan çok sayıda örgütler, kuruluş da vardı. Tabii. Platform vardı. Çeşitli dernekler. STK'lar vardı Nihat Toklu. Tabii ki ya. Video bile yaptılar. Evet, video yap, sosyal medyada bu videolar. Tabii genç ki. Avukatlar. Ben mesela şimdi, onların bir çalışmalarını gördüm. Genç avukatların yani gidiyorlar, anlatıyorlar. Tabii siyasi olmadıkları için de insanlar dinliyorlar. Ve dinledikten zaman görüşlerini değiştirebiliyorlar. Genç avukatlar grubu diye grup kurmuşlar mesela. Bunları da gördük. Ama bir siyaseten gelirseniz size ön yargılı bakıyor vatandaş. Antalya'daki STK'lar da bu konuda evet. çok çalıştı. Antalya için çok çalıştı. Kim ne derse desin. Birçok kuruluş. He, öyle yok. Tek başına kimsenin bir şey peki. yaptığı yok. Ha 19 ilçeye sıra gelince abi burada. Geçen akşam AK Parti'nin sevinç şeysi vardı ya parti önünde. Evet. Oradaki şeye çıkanlara baksınlar abi. İlk etapta çıkanlara. Oradaki. Kimler çıktı ilk etapta şeye, podyuma? Kürsüye. Ha, baksınlar abi. Ona göre sıralamayı yapsınlar. Evet. Şimdiki milletvekillerinden Çavuşoğlu bir belki bir tane daha iki. Kalır. Onlar dışındakiler kalır. Diyorsunuz. Belediye başkanlarının %60'ı değişir. Mevcut belediye başkanlarının %60'ı aday olamaz. Çünkü sosyal medyadan takip ediyorum. Ortalık neler neler. Şükrü Yunak var AK Parti'nin kendi evet. mecrasında. Onun yazdıklarını bir okuyun. Ha onlardan mı şey yapıyorum? Değil. Onlardan etkilenerek söylemiyorum bunları ama Antalya gibi bir yerde bu kadar yüksek çıkmamalıydı. Hayır.
diyorlar. Şu Dünya Toklu 19 belediyenin kaçını almıştı? Çoğunu. 14'ünü herhalde almıştı, evet. Değil mi? 14'ü ve Büyükşehir'i almıştı. 14 bu kadarlar ve hepsini gene başındaki kişi kim? Büyükşehir'in liderliği diyorsunuz. Kim abi Büyükşehir'de? Söyleyin Ali Bey, bana nasıl? Genel sekreter mi? Evet. He? Söylemeyeceğim. Asat müdürü mü? Söylemeyeceğim Ali Bey. Temizlik işleri müdürü mü? Evet, hızlı gidelim yok, Ali yok, Bey. Yok kim abi? Büyükşehir Belediye Başkanı kim abi? Söyle Ali Bey. Söyle ha, söyle. Işte. Unuttum, aklıma gelmedi. Ha, her yerde Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar bana bağlı deyip ilk daha seçildiğinde ne dedim? Helikopter gerekli dedim, değil mi? Büyükşehir evet. Belediye Başkanı'nın bir helikopteri olmalı dedim. Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar dedim, şey yapamadı. O zaman desteğimi verdim mi vermedim mi? Evet. Sonuna kadar. Otobüs kavgasında sonuna kadar destekledik mi? Toplu taşımada destekledik. Antalya'ya gelecek birçok yatırımda destekledik mi? Nihat Toklu destekledik. Demek ki boşa destekledik. Evet, peki. Referandumla ilgili iş dünyasında bir araç açıklamaları vardı. Hilal gazetesi bugün onları manşet yapmış. İş dünyası diyor ki artık geleceğe bakalım. Önümüze bakalım, ekonomiye bakalım. Davut Çetin'in, ASSO Başkanı'nın görüşü de bu şekilde. Geleceğe bakmalıyız. Hemen gündeme dönmeliyiz, ekonomiye dönmeliyiz. Sandıktan uzlaşma çıktı demiş Ali Çandır, Ticaret Borsası Başkanı. O da aynı şeyi, ekonomiye çevirelim gözümüzü. Çünkü işsizlik artıyor. İşsizlik hızla artıyor diye Türk İş Başkanı, Türk İş İl Temsilcisi Hacı Mevlüt Ünal'ın açıklaması var. İşsizlik gerçekten yüksek. Gençler arasında işsizlik çok yüksek. %25'e dayandı. 4 gençten birisi işsiz. Bu vahim bir durum. Gençlerimiz ondan sonra depresyona da giriyor, sıkıntıya da giriyor. Gençlerimize iş bulamıyoruz. Her ay, her yıl iş çağına gelen genç sayısı artıyor ama onlara iş yaratamıyoruz. İstihdam yaratamıyoruz. Bu büyük bir sıkıntı. Bunlara dikkat çekiliyor. Hemen bunlara bakın deniliyor Ali Bey. Evet. Yani işsizlik konusu şeyde arttı. Bu arada işsizlik ne arttı? İşsizlik arttı, işsizlik arttı. Yüksek enflasyon ne yaptı? İşsizlik arttı. Tamam geldi, sistemi değiştirdik. Hadi bakalım hızlı girin diye. Gazete bir bugün moral vermiş. Ekonomide bahar, evet baharı demiş. İş dünyası artık gaza basma zamanı demiş iş dünyası. Öyle diyormuş. Gaza basalım, gidelim. Umarız böyle olur. Gaza basarız. İş dünyası hükümeti uyarıyor. Diyor evet. Ki artık diyor sıra diyor sizde diyor. Evet çıktı evet. Diyor. Fakat gazete bir öyle bir başlık atmış ki sanki bahar başladı. Yani ekonomide evet baharı başladı gibi. İşte her şey güllük gülistanlık gibi atmış başladı. Hiç öyle değil. Değil ne yazık ki. Bakalım değil. Bundan sonra olabilecek mi? Şimdi dolar falan bekliyor şu anda. Git bir ya, ya Antalya'yı bir gezin ya Toklu. Evet, Antalya evet. Gibi bir yer. Yani turizmin olması gereken bir yerde. Sokağa çıkın bakın. Ve bu işler birdenbire de olacak işler değil. Hemen bugünden yarına da olmaz. Dün şimdi Nihat Toklu Demirciler evet. Çarşısını konuşmuştuk değil mi? Evet. Gaziantep'teki gibi olsun demiştik. Evet. Kiralarda indirim bilmem. Gaziantep'te ne. Benzer bir şekilde vakıfların mülk sahibi olduğu bir Demirciler Çarşısı var. Evet. O benziyor Antalya'daki Demirciler içine. Evet. Sobacılar Çarşısı'na benziyor. Orada. Ben de kızmıştım burada Vakıflar Bölge evet. Müdürlüğü niye bunu yapmıyor. Antalya'da işte bazı yeni kiracılar şöyle eski kiracılar böyle diye konuşmuştuk. Durum böyle değilmiş. Evet. Dün Demirciler Çarşısı'ndan bir esnafla konuştum. Evet. Taahhütlerini yerine getiren herkese %30 ile kiranın şeysine göre %10 arasında indirim yapılmış. Kirası yüksek olana %30, düşük olandan %10 indirim yapılmış. Ve bunlar kimlere uygulanıyor? Taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirenlere. Yani kira borcu olmayanlar. Şey diyor ki, konuştuğum kişi 4 yıl 5 yıldır kira vermeyenler var. Yani orası yapıldı yapılalı kira ödemeyenler var. Hı hı. Ve diyor burada diyor, hani yüksek kiradan söz ediliyor ya, bunlar diyor yüksek kiraya neden oluyor, kiralarını ödemedikleri için. Bazılar da diyor 3 tane 4 tane dükkan almış diyor. Evet. Aynı kişi 3-4 dükkan almış diyor, 3-4 dükkanın kirası diyor elbette yüksek olacak diyor. Konuştuğum kişi. Ama şu da var, vakıflarla bir arada bir aracı olmalı. Yani bunu en güzel yapacak olan AESOP Başkanı. Esnaf Odaları Birliği. Evet, Adlıhan Sayın Dere. Adlıhan Dere'dir. Oradaki esnafla konuşup en azından geçmiş borçları yapılandırıp onları da o seviyeye çekmek, oranın ayakta kalmasını yeniden sağlamak bu kentin de aslında görevi. Evet. Yani oradaki esnaf arkadaşlarımızın da
kaybolması demek bir rengin daha kaybolması anlamına geliyor. Biz renkleri çoğaltmanın peşindeyiz. İnşallah o öyle bir durum söz konusu olur. Orada iyi niyetli olup da kirasını ödeyemeyen insanlar da vardır. Mutlaka var. İşte onları diyorum yapılandırılmalı. Yapılandırılması bulunmalı, bir çözüm bulunmalı. Yani olaya inatla gidip orayı yok etmemek evet, lazım. Evet, etmeyelim. Ali Bey yeni kimliğinizi aldınız mı? Ne? Yeni çipli kimliklerinizi aldınız mı? Çip takılı kimlikleriniz var ya. Yok abi benimle, yok eski evet, kimliğim üzerinde. Eski kimlik abi. Var. Evet. Bak 97 yaşındaki Meryem Nine, Meryem Bayrak Akseki'den kalkmış git Akseki'de gelmiş 97 yaşında kimliğini değiştirmiş. Yeni çipli kimliğini almış. Size bize hepimize örnek olsun. Olsun. Meryem Nine 97 yaşında 3. kez yaşamı boyunca kimlik değiştirmiş onun. Daha önce herhalde o şeyli var değil mi? Çok sayfalı kimliklerden başlamıştır. Ondan başlamış. Benim vardı o. Vardı değil mi? Bizim de vardı. Nihat Toklu, Güven Başkurt var benim halaoğlu. Ankara'ya gitti. Ankara'da müracaat etmiş. Bir hafta 10 güne gelir demiş. 3 ay oldu. Antalya Son Haber'den okudum. Antalya Son Haber gazetesinde ne demişler? Oradan anlayamadım. Yönetmelik Ankara'ya olsun. Gitmişti. Ankara'da gidip müracaat ediyor. Kimliğine yenisi gelsin diye 10-15 gün içerisinde gelir demişler. 3 aydır hala daha geliyor. Bekliyordu. Peki. Şimdi televizyonumuzda yeni başlayan bir programımız var. Dün bizden sonra telaş vardı. Arkadaşlarımızın bir telaşı vardı. Bizim programımızın arkasından başladı. Sütlü Kahve. İsmi de ilginç. Ali Bey. Niye güzel bir isim? Güzel bir isim. Sütlü Kahve programı vardı. Onunla ilgili tanıtımımız var. Bunu izleyelim. Başarılar dileyelim bu arada hemen peşinden. İzledikten sonra başarı dileyeceğim ben. İzledik dün biraz da onun için söylüyorum. Günaydın sevgili izleyiciler. Kanal B ekranlarından yepyeni bir programla Sütlü Kahve ile Sütlü Kahve tadında samimi sohbetlerle ekranlarınıza konuk olacağız. Hayata dair bütün konuların yer alacağı Sütlü Kanal B'nin iç yapımı olan Sütlü Kahve bu sabah ilk bölümüyle ve canlı yayınla ekrana geldi. Gözde Gül Başar Hanım'ı ağırlayacağız. Kendisiyle kadının... Duygu Canlı'nın sunduğu 90 dakikalık programı program müdürü Cansu Oktay rejiden heyecanla takip etti ve ara ara koordine etti. Anne olduğundan itibaren çocuk gelişimi adına yapılan en büyük... Programın ilk bölümünde profesyonel yaşam koçu Gözde Gülbaşar konuk oldu. Neden başlamak gerekiyor? Hani zaten işte biraz önce söylediğim gibi... Programın ikinci bölümünde ise Pilates eğitmeni Süheyla Akpınar, güzellik uzmanı Gülden Karapınar ve çocuk gelişim öğretmeni Müzeyyen Yıldırım katıldı. Spordan ziyade bir kas çalıştırma. Yardımlarıyla sunucusunun heyecanını alan Oktay, bugünden itibaren hafta içi her gün gerçekleşecek programa izleyicileri davet etti. İnşallah hayırlı uğurlu olsun ekranların Sütlü Kahvesi. Her sabah Sütlü Kahve içmek için bekliyoruz biz. Yıllardır ekran önünde görev aldığını belirten Oktay, ekran arkasında olmanın da bir hayli heyecanlı olduğuna değindi. Evet, ekran önündeyken yaşadığım o keyfi ekran arkasında da yaşadım. Çok keyifli bir ekiple çalışıyoruz bir kere. Yani bütün yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Duygu'ya çok teşekkür ediyorum. İnsanların enerjisi... Kamera kaydıyla başlayıp jenerikle biten, büyülü dünyaya inanan program sunucusu Duygu Canlı, programın içeriklerinden bahsederken de destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yayın dönemimizde Sütlü Kahve'de sadece kadın değil, hayata dair ne varsa... Bütün konuları işleyeceğiz. Hatta yeri gelecek burada yerde yuvarlanıp pilates yapacağız. Biz Kanal V ailesi olarak bundan sonraki yapacağımız işlerde de aynı enerjiyi ve emeği gösterebiliriz. Teşekkür ederim. Programın bitmesine yakın ilk kutlama pastası da konuklarla birlikte kesildi. Evet, başarılar, tekrar başarı diliyoruz Sütlü Kahve programına. Şimdi ne genç toplu, arkadaşlarımıza. Açık ve net bir soru soracağım. Sor bakalım. Emeklisin, hocam. Evdesin. Evet. Yani sabahları kalkıyorsun, erken kalkıyorsun. O programı mı izlersin, bizi mi izlersin? Evet. Yani iki tane, senle beni mi izlersin o programı mı? Yorum yapmayacağım. Ama harbi şeyler ya. Vallahi ben bizi izlemem. Nihat Toklu ben bizi izlemem ya. Peki. Ne izleyeceğim Nihat Toklu? Seninle beni niye izleyeyim diye düşünün. Şimdi şaka bir tarafa gerçekten yani bizim gibi böyle iki şey program, iki kişinin olduğu ve
daha çok dramatik, işte sorunların bilmem nelerin tartışıldığı programın arkasından böyle bir program gerçekten insanları rahatlatır. Rahatlatır, evet. Ve ekranı da rahatlatır. Ben bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarılı olacaktır ve reytingleri bizi inşallah geçecektir. Peki. Bir dünya turuna çıkaralım siz Ali Bey. Dünya turundan sonra devam ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi tanımadığı 70 yaşlarındaki adamı öldürdü. O anları ise sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Arabasında otururken kendini çekmeye başlayan saldırgan, "Birini buldum, onu öldüreceğim, bu yaşlı adamı öldüreceğim" ifadelerini kullanıyor. Daha sonra hiç düşünmeden cinayeti işleyen adam bu durumu kız arkadaşından ayrıldığı için moralinin bozuk olmasına bağlıyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarketin otoparkına uçak düştü. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 3 Fransız vatandaşı ve bir pilotu taşıyan uçaktan sağ çıkan olmazken uçağın düştüğü alanda park halindeki bir kamyon sürücüsü de yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Orta Doğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiriler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla Filistin'in Nablus kentinde kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkarak ibadetlerini yerine getirdi. Samiriler diğer bayramlarında olduğu gibi dağa beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıktı. Roma'da gidilecek yerlerin başında gelen Aş Çeşmesi'nin hasılatı dudak uçuklattı. 2016 yılında çeşmeye atılan bozuk paraların toplamı 1.4 milyon avroyu buldu. Hükümetten gelen açıklamada Aş Çeşmesi'nden çıkan 1.4 milyon avronun farklı kurumlara bağış yapılacağı dile getirildi. Toplam paranın evsizler için yiyecek, mülteciler için barınma olanakları gibi çeşitli alanlarda kullanılacağı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde muhabbet kuşlarına uçmayı öğretmeye çalışan aile buldukları çözümle kuşlarının ölümüne neden oldu. Ailenin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde zavallı kuş kendini önce havada sonra köpeğin ağzında buluyor. Şok olan çocuklarsa çığlık atmaya başlıyor ve köpeğin peşinden koşuyor. Aile tarafından sosyal medyada yapılan başka bir paylaşımda ise kuşun telef olduğu anlaşılıyor. Evet, dünya turuna çıktık. Olumsuz olaylar da vardı dünya turunda. Özellikle bunalıma girdim diye tanımadığı kişi... Sevgilisinden ayrılmış, onun için gidip vurmuş. Tanımadığı bir kişi, sevimli bir ihtiyarı yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz ve ailesinin çektiği acıya da tanıklık ettik orada. Bu nasıl bir ruh halidir Ali Bey? İşte televizyonlarda bu tür şeyler var Nihat Toklu. Ne yazık ki var. Yani bir nevi yol gösterici gibi bir şey oluyorlar. Ali Can Türk demiş ki sizi izleriz Ali Bey, merak etmeyin. Ya, tabii ki bu bir espriydi, şey değil. Ama arkadaşlarımızın programı gerçekten takdire şayan bir program. Daha güzel olacaktır, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada benim en çok hoşuma giden haber hangisiydi biliyor musun? Sadece benim değil. Yani, stüdyoda herkesin hoşuna giden haber abi Aşk Çeşmesi'ydi. Oraya atılan paralar. Tabii. Paralar. Özellikle Behlül var ya, zevkten dökmüş oldu. Keşke diye şimdi diye bir bölümü bizde olsaydı. Evet. Aşk Çeşmesi'ne giriş yasak. Evet, Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne evet, giriş, oradan şey, para almak yasak. O havuza girmek yasak. Evet. Yani öyle, çalanlar var mı bilmiyorum. Belki yapıyorlar biliyor musun Nihat Toklu? Bunu yine bir şeyde izlemiştim çok epey yıllar önce. Mıknatıs atıyorlar. Anladım. Bu yapılıyordur. Ali Bey'in Behlül dediği, ismi Behlül olmayan ama lakap Behlül olan kameraman arkadaşımız Serdar'a söylüyor. Bizim aramızda taktik. Peki yani. Devam edelim. Yiğit lakabıyla anılırmış değil mi Ali Bey? Aynen. Bana ne diyorlar abi? Onu bana çok da, çok şey diyorlar. Da bana da iyi diyorlar abi. Peki. Gayet de doğal, gayet de net. Gazete 1'e baktık. Gazete 1'de birkaç spor haberi okuyacağım Ali Bey. Kolay maç yok demiş Alanya Spor Teknik Direktörü Safiye Susic. Osmanlı Spor maçına hazırlanıyor. Osmanlı Spor önemli bir, güçlü bir takım. Osmanlı Spor maçının kolay olmayacağını söylemiş. Doğrudur. Güçlü bir takımdı.
Osmanlı Spor'da düşüş devam ediyor. Alanya Spor Osmanlı... Şeyi değiştirdiler de. Teknik yok yok ne değiştirir değiştirse Alanya Spor bu işi götürür. Evet. Osmanlı Spor'un belki o da bir taktik gereği böyle konuşuyor Sayın Hoca. Tabii canım öyle diyecektir. Evet, Alanya Spor istim üstünde ligde kalmayı da garantiledik diyor Susic. Bundan sonra daha rahat oynarlar. Güzel de maç olacağını düşünüyorum. Antalya Spor'a baklava dopingi gelmiş bu arada. Kırkgöz Döşemaltı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreş takımı baş pehlivanları Antalya Spor'u futbol Antalya Spor kampını ziyaret etmişler ve baklava ikramında bulunmuşlar. Şimdi Orhan Okulu başta olmak üzere Döşemaltılı baş pehlivanlar hafta sonu orada da çayırda olacaklar. Orada 23 Nisan'da çayırda olacaklar. Evet, bunlar birbirlerine gayet güzel bir şeydir. 23 Nisan'da Döşemaltı'nda yağlı güreşler var. O yağlı güreşleri de Gazanfer hocamızın anlatımıyla Kanal B ekranlarından izleyeceğiz. Er Meydanı yapımcısı Gazanfer hocamızın anlatımıyla onu da söyleyelim. Peki Ali Bey bir de söze gerek yok bölümümüz var. Onun hikayesini istersen ben sana bir anlat bakalım. Anlatayım. Duyma yetisini biraz sonra izleyeceğimiz söze gerek yok. Biraz sonra izleyeceğiz onu. Duyma yetisini kaybetmiş olmasına rağmen hayattan bağlarını asla koparmayıp pozitifliğiyle insanlara örnek olan Buket'i izleyeceğiz biraz sonra. Çevredekilerin olumsuz yaklaşımlarını aldırış etmeden azmini başarıya dönüştüren Buket'in hayat dolu bir yaşamı bu. Fazla söze gerek yok. Biraz sonra izleyeceğimiz. Ve etrafımızda böyle insanlar mutlaka vardır Nihat Toklu. Evet. Ama biz belki de farkında olmadığımız için farkındalık yaratamıyoruz. O insanlar da bizim onları fark etmediğimiz için farkındalık yaratamıyorlar. Peki. Söze gerek yok, izliyoruz. İki kulakta da iyi derece işitme engelliyim. En çok bana şu soruluyor. Nasıl bu kadar kötü konuşabiliyorsun? Çok yüksek sesle kitap okudum. Galiba bu benim biraz konuşmamı, akıcı derecede konuşmamı sağladı. Şimdi artık evlendiğim için çocuğun işitme engelli olmasından korkuyor musun diye bir soruyla karşılaşıyorum. Yani çok bariz bir şey bu. Tabii ki sağlıklı bir evlat dünyaya getirmek isterim ama bu benim özellikle işitme engelli korkusu olacak gibi bir şey bana çok komik geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilim Bölümünde işaret dili üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu anlamda uzmanlığım, yeteneklerim kaybolmamış oluyor. Ben işaret dilini sonradan öğrendim. Ama ben ne zaman ki işaret dili öğrendim, o zaman gerçek bir birey olabildim. L. Eğer ki ben sizi duymuyorsam, evet benim duyma kaybım, işitme kaybım var. Ama siz de kendinizi bana anlatamıyorsanız siz de engellisiniz. Engelleniyor. Gerçekten adı gibi söze gerek olmayan bir haberdi. Çok şey anlattı bize kısa zamanda. Bu tür başarı öykülerine ihtiyacımız var. Bunların farkına varmak durumundayız. Ali Bey zamanımız dolduğu için bizi izleyenlere teşekkürü sonraya bırakalım. Toplam ben teşekkür edeyim hepsine izleyen, sosyal medyadan bizi takip senin eden teşekkür etmeni, arkadaşlarımıza. Ben teşekkür etmeden kabul etmiyorlar. Etmiyorlar. Bu kez böyle olsun çünkü süremizi doldurmuşuz. Evet efendim bugün de Antalya Gündem programının sonuna geldik. Yarın 7.30'da tekrar buluşup sizlerle gündemi paylaşmak özlemiyle aranızdan ayrılıyoruz. Esen kalınız.